Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karşınızdayız yaklaşık bir haftadır. Evet. Hocam hastanedeydik. Bir hastalık geçirdik diyelim, gelmiş geçmiş olsun diyelim. Tabii ki hala tedavim devam ediyor. Ve bir haftadır sizlerle beraber olamadım ama hep izledim tekrarlarımızı. Neler yapmışız, neler veriyoruz hepsini böyle bir kafadan geçirme fırsatım da oldu aynı zamanda. Bir haftada hayatımda belki ilk defa hocam hastanede kaldım. Bir gün bile evet. Kalmışlığım yoktu ama tabii ki hepimiz insanız, hepimizin başına böyle şeyler gelebilir. Önemli olan inşallah geçmiş olması. Tedavim hala devam ediyor. Bilgilendirme, minik bir amaç, sadece birazcık bilgilendirme. Sadece bir 2 saatlik yayın için doktorumdan izin alıp gelebildim. Bundan sonrasında birazcık daha fazla dinlenmeye dikkat edeceğim. Hastanede bana bebek gibi, yeni doğan bebek gibi bakan anneme, ablama, yalnız bırakmayan arkadaşlarıma, doktorlarımıza, başta Mehmet hocam olmak üzere tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Tüm hasta bekleyen, hasta bakanlara öncelikle tabii ki güç kuvvet diliyorum. Hastalarımıza da şifalar diliyorum. Biraz konuşmakta güçlük çekiyorum, kusura bakmayın. Evet. Hem çok heyecanlıyım. Hem de çok alışkın olmadığım durumları atlattığım için birazcık tuhaf hissediyorum kendimi. Ama tabii ki herkesin başına geliyor biliyormuş diyor. Diyeceksiniz ki şimdi Çağla kendine bu kadar iyi bakıyordu, çok güzel besleniyordu, sporunu yapıyordu, çok çok iyi uyuyordu. Peki neden oldu bu acaba? Beni ilk günümde de yalnız bırakmayan hocam ziyarete geldi. Zarif eşiyle beraber gecenin bir yarısı. En kötü zamanımda gelmişsiniz hocam. Neler yaşamıştık isterseniz biraz istedim. Çağla, öncelikle tabii geçmiş olsun diyorum. Ve şunu da tabii belirtmek istiyorum. Hani bizde bir inanış vardır, nazar diye. Öncelikle tabii halkın, izleyicilerin gönlünü kazanmış. Zerafetiyle, güzelliğiyle, bilgisiyle, kültürüyle ve sağlık konusunda özellikle halkımızı bu şekilde bilgilendirme programlarında halkın gönlünü kazanan biri olarak hastalık, sağlık insan için her şeye de o kadar dikkat etmene rağmen senin de belirttiğin gibi olabiliyor. Olur mu? Olur. Bunlar geçici şeyler. Öncelikle tabii geçmiş olsun diyorum. Sen tabii devamlı sağlıklı olmaya, böyle zinde, güler yüzlü, enerji dolu olmaya alıştığın için ama hepimiz bu yollardan geçebiliriz. Geçici bir durum. Tabii bu durum tabii çalışma şartlarınla alakalı. Zaman zaman seninle konuşurduk tabii. Stres faktörü, yoğun çalışma temposu insanın bağışıklık sistemini ister istemez olumsuz yönde evet. etkiliyor. Bazı ister istemez belli ya da belirsiz kullanılan ilaçlar, ağrı kesiciler, şunlar bunlar bir sürü faktörler var. Sende de olduğu gibi bir İdrar yollarını ilgilendiren iltihapla birlikte yukarı böbreğe kadar zaman zaman etkileyen nefrit dediğimiz böbrek iltihabı tablolarında aslında enfeksiyon dediğimiz zaman ilk aklımıza hemen işte grip, nezle falan evet. gibi bir şey geliyor. Hatta benim işte hastanede benim haberim çıktıktan sonra hani 2 güne çıktı gibi gördüm ama aslında onun öncesinde bir 5 günlük bir dinlenmem zaten olmuştu. Zaten onu fark etmiştim. Evet. Daha önceki son programda son biraz bir... Zaten cuma gecesi... Yani enerjinde hafif hafta, bir düşüklük cuma vardı. Cuma gecesi zaten ciddi karın ağrısı şikayetim olmuştu. Ve nedense tabii ben de şeyimdir ya nasılsa geçer falan diye düşündüm. Ama baktım sabaha da geçmeyince zaten hastaneye kaldırılmıştım. Aslında bu şikayet orada bir enfeksiyonun belirtisi miydi? Ve sadece o, hani karında evet. olan bir belirti...
Aslında çok da kolay bulunamamıştı hocam. Siz de hatırlayacaksınız, apandist işte ameliyata alacağız dediler. Apandist olabilir, taş olabilir dediler. Bir sürü şey konuşuldu. İki günün sonunda falan ama hocam geldiği zaman zaten direkt söylemişti. Şimdi karnın özellikle alt bölümünde olan hassasiyetler, ağrılar çok çeşitli hastalıkları ilk planda akla getirebilir. Evet. Tabii senin o günkü tablon itibariyle ilk düşünen, sizi ilk muayene eden hekim haliyle akut apandisit zannedebilir. Başka şeylerse akut batın, hemen ameliyata alalım diyebilirler. Evet, evet. Ama mevcut potansiyel virüs, bakteri gibi mikroplar hiç farkına varmadan hafif bir halsizlikle başlar. Sen onu veya halkımızda da olabilir. Hiç ben dikkat yorgunluk diye dikkate açıkçası almayabilir ama öyle bir nokta gelir ki ondan sonra vücut aleyhine denge negatif yöne doğru kayar. Sende de o şekilde o yorgunluğun, o stresin üzerine evet, hepimizde mevcut potansiyel bir sürü mikroplar vardır. Ama dikkat etmezsek aşırı stres, yorgunluk, devamlı çalışma eğer ara vermezsek bazen bunlar bu şekilde idrar yolu iltihabıyla başlayan, böbreklere kadar çıkan, hatta ciddi enfeksiyonlara sebep olan durumlara yol açabilir. Evet, şimdi dilerseniz hep beraber bakalım böbrek iltihabının belirtilerine. Yorgunluk ve halsizlik aslında çok da hafife alınmaması gereken belirtilerin başında geliyor. Mide bulantısı var, kusma var değil mi hocam bunun evet, içerisinde? Konsantrasyon bozukluğu var. Şuradan göremiyorum. Merveciğim şunu bir kenara alabilirsen, göremiyorum çünkü. Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik. Bakın bu özellikle da çok önemli değil mi? Özellikle göz kapaklarında, ayak evet, bileklerinde, el bileklerinde evet, şişkinlik, ödem dediğimiz de olabilir. Tabii, olabilir. Aynı zamanda iştah kaybı ve son olarak da uyku problemleri ve özellikle sabahları gözlerde şişkinlik de yine böbrek iltihaplarının belirtileri arasında geliyor hocam. Çağla, şimdi mesela iştahsızlık, halsizlik, böyle non spesifik dediğimiz herkeste olabilen bir şikayet. Bulantı kusmayla birlikte olduğu zaman acaba bu mide bağırsaktan ileri gelen bir problem mi akla geliyor? Hmm. Değil. Aslında çoğu zaman idrar yollarını ve böbrekleri tutan enfeksiyon hastalıkları bulantı kusmayla birlikte gider. Evet. Enfeksiyon genel olarak bir iştahsızlığa sebep olur, evet, halsizliğe sebep olur. Böyle durumlarda alarm olarak acaba bende herhangi bir şey var mı diye dikkat etmemiz gerekir. Bazen geçirilen, ayakta geçirilen gribal enfeksiyonlar, nezle evet, dediğimiz virüs bile bir hafta sonra böbreklerde, idrar yollarında değişik yerlerde değil yerleşip mi? Tekrar karşımıza enfeksiyon çıkabilir, karşımıza yani çıkabilir aslında. Peki böbrek iltihabına karşı şimdi ne gibi aslında tüm enfeksiyonlar için söyleyelim hocam, evet, ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Tabii şimdi mesela böbrek iltihabı için diyelim özellikle bayanlarda bu çok daha sık görülüyor, idrar yolları enfeksiyonu. Biz buna pielonefrit diyoruz. Üretra, mesane, idrar torbasını içine alan enfeksiyonlar eğer zamanında müdahale edilmezse yukarı böbreklere intikal ediyor. Pielonefrit diyoruz. Bazen üst solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihapları, sık sık geçirilen boğaz ağrılar sonucunda buradaki mikroplar gidiyor böbreklere yerleşiyor, nefrit hmm, yapıyor. İkinci bir evet, böbrek iltihabı. Evet. Üçüncü önemli bir böbrek iltihabı da gelişi güzel kullandığımız ağrı kesiciler. Parasetamol de buna dahil. Antiromatizmal ilaçlar. Hmm. Bunlar kişilerde interstisiyel nefrit dediğimiz özel bir böbrek iltihabı türüne sebep oluyor. Ama dediğimiz gibi demek ki bir üst solunum yolu enfeksiyonu da evet, gelip böbrek iltihabı yapabiliyor. Böbrek yetmezliği yaşayan ne kadar önemli bir aslında organımız. Tabii ki hepsi önemli ama böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği o kadar sinsi giden bir hastalıktır ki Çağla. Yani başta az su içmeye bağlı böbrek konsantrasyonunda, idrardaki konsantrasyon sonucu, yoğunlaşma sonucu enfeksiyona meyil artar. Su içmeye bağlı derken çok su içmeme, az su içmeme hepsini hocama soracağım ama her hafta olduğu gibi pazartesi günleri biz Doktor Mehmet Özden şifalı iyi bilgiler hı-hı, almaya devam ediyoruz. Yine bu su konusuyla ilgili az sonra Doktor Mehmet Öz'ün size söyleyecekleri var. Hatta şimdi varmış, bir alalım bakalım ne demiş. Sıkıcı bulduğunuz sade içme suyunuzu limon veya miskit limonu dilimleri koyarak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bir de aynı zamanda idrarınızı temiz tutmak için yeterli kadar su içebilirsiniz. Öz ve arkadaşlarının sağlıklı mesajlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebileceğinizi buradan bir kez daha söyleyelim ve dönelim böbrek su ilişkisine hocam. Bakın Çağla, burada Mehmet Öz de söyledi, bu genel bir evrensel kaidedir tıpta.
Yani benim hep söylediğim, sabahları kalkınca bir bardak suyun, ılık suyun içerisine bir yarım limon sıkın, şekersiz olarak bir kere için. Evet. Mide bağırsak hareketlerine bir ahenk verir, temizler hem su ihtiyacınızı. İkincisi, yeterli miktarda su içmek. Hep 1,5 ila 2 litre arası diyoruz bu. 6 ila 8 bardağa tekabül ediyor. Ama çoğumuz bunu her zaman sağlayamayabiliyoruz. Ha, çaylardan, diğer sıvılardan alınan sular da sıvıdır ama gerçek suyu, özellikle bunun 1-2 bardağını limonlu su şeklinde içersek çok daha iyi olur. İçmezsek ne olur? Böbreklerin konsantrasyonu artarak idrar miktarı koyulaşır. Dolayısıyla mevcut bakterilerin üremesi kolaylaşır. Kendimiz bunu kolaylıkla aslında suyun yeterli olup olmadığını böbreğimizin idrarımızın renginden çok de anlayabiliyoruz. Doğru, çok güzel. Ama mesela siz dediniz ya, limon atın suyunuza diye, bir de sirke karıştırılarak içilen sular var. Bunun böbrek üzerindeki etkileri neler olabilir? Yani sirkenin antiseptik özelliğinden dolayı bu sirke, elma sirkesi konusunu istersen biraz sonra onu işleyelim. Özellikle gıdaların, sebzelerin yıkanmasında bir doğru bilinen yanlışlar. Onları şimdi daha sonra yeni Harvard'da yapılan bir çalışma sonucundan da bahsedeceğim. Ama elma sirkesi son derece antiseptik özelliğe sahip olan, aşırıya kaçmamak üzere eğer midenizde akut gastrit gibi bir mide probleminiz yoksa 1-2 bardak şeklinde içebileceğiniz, o da idrar yollarını temizliğinde yardımcı olabilen bir sıvıdır. Onda da herhangi bir mani yok ama 6 ila 8 bardak suyu bir defada değil de yanımızda dursun, yudum yudum içelim. Evet. Hep böyle diyorum. Çünkü fazla miktarda içildiği zaman şişkinlik yapıyor, gerginliğe bağlı. Ama bunu artık bir adet haline getirerek ne kadar su içtim? Bazılarının arabalarında yanında hemen şişeler bulunuyor. Evet. Devamlı su içiyorlar. Bu alışkanlığı kazanıyor. Evet. Az su içersek demek ki böbreklerin filtrasyon kabiliyetinde, konsantrasyonunda, İdrar konsantrasyonundaki artmaya bağlı olarak enfeksiyona meyil ve böbrek iltihabı olasılığı, dolayısıyla da böbrek yetmezliğine bir zemin hazırlıyor. O kadar sinsi bir hastalıktır ki böbrek yetmezliği. Bir bakarsınız, bir tetkikinizde üreniniz, kreatininiz yükselmeye başlar. Evet. Onun için 6 ayda bir, yılda bir bu fonksiyonlara baktırmakta fayda vardır. Hocam dilerseniz özellikle şu sebze meyvelerin temizlenme şekillerine, özellikle de son zamanlarda gıda zehirlenmelerini çok duyuyoruz sebzelerde. Doğru. Evimizde nasıl temizleyeceğimizi bugün mutfağımızda canlı canlı sizler için yapmak istedik. Hocamla beraber dilerseniz önce bir mutfağa geçelim. Evet, şimdi sirkeyle mi temizleyeceğiz, karbonatla mı temizleyeceğiz? Amerika'da son dönemlerde yapılan bir araştırmaya göre, değil mi hocam? Şimdi bu Çağla çok önemli bir aslında araştırma. Doğru bilinen yanlışlar grubuna giriyor. Şu ana kadar bütün basında da bizim sağlık camiasında yazılan, çizilenler bu yapraklı sebzelerin sirke, elmalı sirke yahut da sirke suyuna yatırılarak 15 dakika bekletilip ondan sonra yıkanması şeklinde idi. Ama bu ciddi bir çalışma, Harvard Üniversitesi'nde yapılan ve mukayeseli bir çalışma. Tam tersine deniyor bu çalışmada, çünkü bulgular. Öyle. Eğer bu tür yeşil sebzeleri önce elma sirkede muhafaza ederseniz pestisitleri, yani tarım ilaçlarını daha çok üzerinde tutmuş, sabitlemiş olursunuz diyor. Bunu çünkü yaparak karşılaştırmalı gösterilmiş. Onun için pestisitler alkali ortamda çözünerek küçük moleküllere ayrılırlar. Dolayısıyla %1'lik sodyum bikarbonat dediğimiz, bildiğimiz bikarbonat evlerde kullandığımız, hazırladığımız solüsyonun içerisinde önce bu ıspanak da başta olmak üzere yeşil sebzeleri, yapraklı sebzeleri 15 dakika içerisinde çözündürdükten sonra bol musluk suyuyla yıkadıktan sonra tekrar istersek elmalı sirke suyuna koyabiliriz. Ama öbür türlü yaptığımız zaman bu hakikaten önemli bir, Harvard olmasa Massachusetts'da yayınlanan, önemli bir dergide yayınlanan ve bizim geçen hafta da Cerrahpaşa'da tartıştığımız bir konu. Bu önemli bir tespit. Kesinlikle. Bunu doğrulamamız
veya bizim de yaparak göstermemiz gerekir ki orası güvenilir bir kurum. Hı hı. Mantıken de doğru çünkü alkali ortamda pestisitler yani tarım ilacı evet. küçük moleküllere ayrılıyor. Bol suyla yıkayınca üzerinden kaybolur. Ama sirkenin içerisine koyarsak tespit ettiği gösterilmiş. Bu araştırma evet. şimdi Amerika'dan yani, gelmese biz yine sirkeli sulara basa basa bir hal olacaktık. Ve aynen. tamamı yapalım da bu istersen, araştırmanın var bende. Aynı onun için da. Ciddi bir araştırma buna dikkat edebiliriz. Evet. Şunu birazcık sirkeli yapacağım ben. Tamam. Öncesinde suya mı yatıracaksın? Öncesinde suya yatıracağım. Ondan sonra sirkeyi alacağım. Yapalım. Ondan sonra tekrar bu sefer akan suda yıkayacağım. Akan suda da iyice evet. akıtacaksın şimdi, değil mi? Hocamın da söylediği gibi ben evde hiçbirini kullanmıyorum. Hı. Bol suda özellikle evet. de soğuk suda adeta çitleyerek. Ha, değil mi? Elinle tek tek evet, bütün yaprakların köklerinden itibaren evet. eğer yapabiliyorsanız bu çok önemli. Evet. Özen istiyor ama bu iş ama. Ama sirkeli su değil de bikarbonatlı suyu aynen. öneriyoruz şimdi. Evet şu anda evet. karbonatlı su öneriyoruz. Bir tane de şimdi istiyorsan başlayalım diğer sebzelerimizi alalım bir yıkayalım. Şimdi ıspanağımız var biliyorsunuz. Ispanak inanılmaz topraklı. Bütün kök çamurlu. Sebzeler aslında evet. hepsi için geçerli. Değil son mi? Zamanların popüler hocam onunla ilgili konusu. De neler söyleyeceksiniz? Evet. Biz de o dönem yayın yapamadık. Ben hep izledim tabii neler söylüyor. Hep bana çok fazla mesaj attınız. Hani hocalarımız konuşacak mı programımızda ıspanakla ilgili diye. Hocamızı burada bulmuşken ıspanakla evet. ilgili bu söylenenlere de isterseniz sizin yorumunuzu evet. da alalım. Şimdi Çağla ıspanak konusu bizim çok tükettiğimiz hakikaten de ay kış geldi mi iyice yönünden tükettiğimiz. Çok değerli bir evet. Gıda sebze. Evet. Ama bizim Türkiye'de olan gıda zehirlenmesi adı altındaki olaylarda öncelikle tabii şunu belirtmek isterim. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma ve çalışma var. Evet. Birçok 50 küsür haneden evet. alarak ıspanakları incelediğinde bunun direkt olarak pestisitlere bağlı yani tarım ilacına bağlı değil de ıspanağa benzer aradaki atropin içeren işte halk arasında güzel avrat otu diye tabir edilen ama Atropa belladonna dediğimiz bitkiden elde edilen atropin ve skopolamin dediğimiz maddeleri içeren sebzeleri sebze. Pişirme sonucunda ha. bunun atropinizm dediğimiz taşikardi, şuur bulanıklığı gibi nedenlere yol açması. Şimdi bu Sağlık Bakanlığı bunun böyle olduğunu beyan etti. Evet. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Bu tarım ilaçları konusu hakikaten hem Tarım Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından çok sık olarak denetlenmesi evet. gerekli olan bir konu. Bütün dünyanın her yerinde tarım ilacı kullanılıyor sebze ve meyvelere. Ama bunun dozu, zamanı ve kullanım şekli önemlidir. Eğer tarım ilacını normalden fazla atılırsa ki bazı üreticiler maalesef ticari kaygılarla hem meyveleri hem sebzeleri evet. son derece güzel görünsün diye fazla evet. miktarda atıyorlar. Burada hemen düzeltelim dilersen istersen evet. seni de normal sudan sonra bikarbonatlı suda evet. bekletmemiz gerekiyor. Aynen. Ondan sonra sirkeli sirkeyi suya alıyoruz. Ondan sonra sirkeli suya. Tamam. Bikarbonatlı yani su tekrar evet. geçelim karışıklık olmasın. Önce nasıl yapıyoruz hocam? Öncelikle yıkadıktan sonra %1'lik sodyum bikarbonat. Evet. Evlerimizde olan normal karbonat. Karbonat. Evet. Karbonatlı suda 15 dakika bekletiyoruz. Tarım ilacının çözülmesini sağlıyoruz. Ondan sonra bol çeşme suyunda yıkadıktan sonra sirkeli suya istersek koyabiliyoruz. İstersek koyabiliyoruz. Bu şekilde daha güvenli bir, evet. bir şekilde sebzelerimizi tüketebileceğiz. Hocam isterseniz yerimize geçelim ve birazcık da gıda zehirlenmesini tabii, konuşalım. Olur konuşalım. Mu? Sen de güzel yıka ıspanaklarımızı, şeylerimizi, sebzelerimizi. Peki gıda zehirlenmesinin belirtileri aslında yine ufak tefek başlayabilir ama hani kale almıyorum. Yok biraz hafif midem bulandı, bir ekşime var gibi şeyler de duyuyoruz aslında bu belirtilerin içinde şu, ama asıl belirtileri nelerdir hocam gıda zehirlenmesinin? Şimdi Çağla gıda zehirlenmesi herhangi bir yiyecek ya da içeceğin içerisinde bakteri, virüs ya da parazit benzeri zararlı maddelerin evet. mikropların bulunması ve bunu bizim ağız yoluyla almamız. Şöyle bir hata yapıyor muyuz hocam? Daha çok sebzeleri işte çok iyi yıkamadığımızda falan zehirlenme oluyor ama piştiği zaman bunların işte içerisindeki bakteriler nasıl ölüyor dediğimiz bir sürü pişmiş yemekten de beklettiğimiz yemekten de aslında bakteriyi alıyoruz farkında olmadan. Tadı bozulmuyor çünkü belki çok de. Çok doğru. Anlamıyoruz ama oradan da zehirlenmeler yaşanabiliyor. Burada iki nokta var söylediğin gibi. Aslında birçok sebze ve meyveler üzerinde zararlı mikroorganizmaları barındırıyorlar. Zaten.
zaten evet. Özellikle sebzeleri pişirdiğimiz zaman, ki bunun ortalama derecesi 72 dereceden sonrası sağlıklıdır. Pişirdiğimiz zaman büyük bir kısmı yok etmiş oluyoruz, zararsız hale getiriyoruz. Ama senin söylediğin ikinci kısmı, bu pişirdiğimiz gıdaları gerek buzdolabında gerek oda sıcaklığında uygun şartlarda muhafaza edemiyorsak, o zaman bakteriler üremeye başlıyor ve biz zaten onları göremiyoruz. Onun için buzdolabı artı 4, artı 5 derece ya da eksi 3'ten sonrası aslında güvenli olduğu söyleniyor. Veya işte etlerin, tavuğun olduğu gibi dondurucu kısımlarda bunu saklamamız önemli. Evet. Burada tabii pişirmenin şekli önemli olduğu gibi gıdaların saklanması ve süresi de önemli. Oldukça önemli. Hocam mesela en tehlikeli besin zehirlenmesi hangisi olabilir? Ya ufak tefek şeyler olabiliyor, istifra ediyoruz değil mi? Belki ishal oluyoruz, belki bir serumla atıyoruz falan filan. Bunu iyi ki de sordun Çağla. Hakikaten ölümcül olan bir gıda zehirlenmesinden bahsedebiliriz. Bu da özellikle salam, sosis, sucuk, konserve tüketimine bağlı botulismus dediğimiz, Clostridium botulinum dediğimiz, işte bir takım estetikte de kullanılan botoks maddesinin etken maddesi olan ve nörolojik belirtileri sinir felci yapan ve solunum yetmezliğiyle ölüme sebep olan bir zehirlenme şekli. Botulismus. Evet. Demek ki konservelerde en önemli kaynak, eğer konserve kutularının üzeri ve altı bombeleşmiş ise, gaz çıkarmışsa, eğer tenikeler ezilmişse, eğer kapağı hafif açık gibi görünüyorsa kesinlikle tüketmemek tüketmiyoruz. Lazım. Özellikle konservelere değil mi? Dikkat ediyoruz. Salam, sucuk gibi tüketilen gıdaları da, işlenmiş etleri de eğer uygun şartlarda muhafaza edilmemişse, şüphe varsa kesinlikle tüketmeyin. Yani tadına bakmak yeterli değil aslında. Onun süresinin dolduğunu iyi takip etmek lazım. Çok değil mi? Doğru. Tadı bozulmamış son olabilir. Son kullanma tarihine yani dikkat etmek de... Çok doğru bir şey söyledim. Bu çok fazla yapılıyor. Tadına evet. bakıyor. Yok canım bundan bir hiç şey olmaz diyor. Hiçbir şey yok. Diyor, diyor ama evet. oradaki bakterinin bir kesinlikle tadı yok ki. Kesinlikle tadıyla görünümüyle onun alakası yok. Eğer bu şekilde bu şartlara uymamışsak 6 ile 12 saat sonra ortaya çıkan bulantı, kusma, ishal, kramp tarzında ağrılar bir besin zehirlenmesinin belirtisidir. Olabilir. Besin zehirlenmesine karşı ne zaman peki doktorumuza başvuralım diye bir maddeler çıkardık izleyicilerimiz için. 3 günden fazla devam eden ishal. Belki hiçbir şey yok ama 3 günden fazla devam eden ishaliniz varsa. 38,5 dereceden yüksek ateşiniz varsa, görme ve konuşma bozukluğunuz varsa, ağız kuruluğu ve ağız idrara çıkma gibi ciddi sıvı kaybı yaşıyorsanız veyahut da kanlı ishal geçiriyorsanız mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Peki hocam bu az pişirilen gıdada da mesela hemen kafamda psikolojik olarak şey çıktı şu anda benim de. O zaman bakteriler ölmüyor mu? Brokoliyi az pişirmek gibi mesela. Hani öldürmeden yiyin, besin değeri kaybolmasın derken acaba az pişirdiğimizde de bakterilere maruz kalıyor muyuz hali hazırda? Tabii çok önemli bir soru. Mesela burada brokoliden bahsettin. Brokoli, lahana, karnabahar bunlar... en az suçlu olan yahut da en güvenilir gıdalar bakteri ihtiva etmesi yönünden. Ama et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, işte tavuk, hindi, ördek gibi kanatlı kümes hayvanları bunlara az pişmiş olarak tüketirsek bunlardaki enfeksiyon olasılığı çok daha fazladır. Evet. Mevcut olan potansiyel mikroplar az pişmiş gıdalarda şiddetle üreyerek yine gıda zehirlenmesine yol açabilir. Çünkü pişirmenin şekli de orada önemli. İçlerine nüfus etmesine etin bakacağız içine kadar. Onun için ortasından biraz bıçakla bakılır ki kırmızı mı, değil pişmiş mi, değil mi? Pişmiş. Yani o zaman bizim az pişmiş yediğimiz etler çok tehlikeli şu tehlikeli anda. Tehlikeli olabilir. Ben mesela acayip olabilir. Yerim. Olabilir. Çünkü bunu eğer usulüne uygun buzdolabında muhafaza edilmemişse, dondurucudan çıkardıktan sonra oda sıcaklığında değil de kesinlikle daha alt normal gözlerde çözünmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra usulüne uygun ya tek kullanımlık bir eldivenle veya etle ya da diğer et ürünleriyle uğraştıktan sonra diğer bir ürüne geçerken kesinlikle elimizi yıkamamız lazım. Evet, özellikle de burada besin zehirlenmeden nasıl korunuruz maddelerimiz içinde şu var. Buzdolabında bir ya da iki günde uzun süre beklemiş özellikle çiğ et, kümes hayvanı veya balığı pişirip yemeyin. Dondurulmuş gıdaları son tüketim tarihinden önce tüketin. Dondurulduktan sonra dondurduk aldık hocam çözdük. Onu ne kadar süre içerisinde tüketmeyiz? Ben daha dün anneme sordum. Evde balık vardı anne çıkarttım canım çekmiyor ne yapalım? Dedi ki
eğer pişirmeden bekletme, pişir, istiyorsan yarına öğlene belki yiyebilirsin dedi, doğru mu? Çok doğru. Anneciğim. Çok doğru, çok doğru. Çok doğru. Özellikle pişirdikten sonra bekletme, zaten doğrusu da budur, yapılan işin doğrusu da budur. Evet. Fakat pişirdin, daha sonra bunu dolaba koydun, tekrar bir kereye mahsus ısıtabilirsiniz onu. Hı, yani, evet evet tabii. Yiyeceğiniz kadar alın, onu evet. ısıtın ama devamlı ısıtıp ondan sonra tekrar ısıtma bunların denatüre olmasına yol açıyor ve evet. bozulmasına yol açıyor. Devam edelim isterseniz. Ellerinizi özellikle bakın çok enteresan çiğ ete dokunduktan sonra yemek pişirmeden ve yiyecekleri temizlemeden önce mutlaka yıkayın. Yani elimize geçiyor aslında değil mi? Pişmemiş olan etin üzerindeki bakteriler de elimize geçip diğer belki de sağlıklı olan diğer besinlerimizi tehdit ediyor. En önemli püf noktalarından biri de bu söylediğin. Çünkü buzdolabında et çözünmeye başlayınca altındaki o suyu, kanlı suyu diğerlerine bulaştırmamak gerekir. Evet. Elimizle eğer temas etmişse kesinlikle eli ondan sonra iyice yıkamak veya dediğim gibi tek kullanımlık eldivenlerle bu işi yapmak lazım. Evet. Ve bunları ayırmak gerekir tezgahta. Burada et yapıyorsun, öbür tarafta brokoli, öbür tarafta bunların ikisinin kontaminasyonunu kesinlikle önlemek gerekir. Hı. Ayrı ayrı kapları kullanmak gerekir. El temizliği de hijyen çok önemli. Çok çok önemli. Günü geçmiş, kutusu yırtılmış, eğer konserve ise kutusu hocamın biraz önce söylediği gibi şişmiş ya da delinmiş gıdaları kullanmayın. Alışılmadık bir kokusu veya bozuk bir tadı olan gıdaları asla ve asla yemeyin. Peki tamamen yemek pişiğinde biz mikroplar, bütün virüsler, bakteriler öldü diye düşünmeli miyiz? Çağla şöyle, bu tabii az önce belirttiğim gibi gıda zehirlenmesinin tarifinde de söyledim. Aslında birçok sebzeler, meyveler, özellikle sebzeler mikroorganizma istemediğimiz zehirli maddeleri ihtiva ediyorlar. Ne zaman biz bunu pişirirsek %90'dan fazlası kontrol altına alınmış oluyor. Ama pişirmenin şekli 72 dereceden aşağı olursa büyük bir kısmı yine kalabiliyor. 72 dereceden sonra 80, 90, 95 derecelerde bu pişirme işlemiyle rahatlıkla bunu tüketebilir hale geliyoruz. Hele 130 derecede tamamen mikroorganizmalar yok oluyor. Evet. 130 derece ve sonrası. Evet, sonrasında. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizi şöyle ortaya davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Mehmet Murat Tuncer hocam için kocaman alkışlar rica ediyorum. Verdiği değerli bilgilerin dışında beni hastanede yalnız bırakmadı. Her anımda yanımda oldu. Ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Hocam uğurlarken... Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Hocam uğurlarken Doktor Gürkan Kubile'yi alkışlarınızı buraya davet etmek istiyorum hocam. Çok çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Çağlısın. Canım kardeşim benim. Çok teşekkür olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi, İnşallah. Şimdi diyelim. Böyle bir programa gelip Çağla gibi... dipdiri, insanlığı da sağlığı da mükemmel birinin küçücük bir hastalık geçirdiğini görünce ne yapmak lazımdı? Hocam çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, nazar değdi dedi. Evet, bir takım tıbbi hastalıklar, şunlar bunlar vardır ama nazar da değmiş olabilir. Yani Çağla'ya şöyle bir altın madalya olarak Çağla'cığım nazar boncuğunu ya, takayım çok sen. Çok teşekkür ediyorum. Yarın bir. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Şimdi işin gerçekten psikolojik tarafı vardır, onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla bu da vücut direnciniz düşerse onun da şey, hastalıkların ille çok iyi beslenmeyle falan alakası yok. Üzülürseniz, sinirlenirsiniz, vücut direnciniz düşer olabilir. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra bomba gibi konularla yanınızda soru, olacağız. Soru, cevaplar, bu besin zehirlenmeleri, hangi bir şeyi çok güzel anlattınız. Hangi hasta, bir sürü belirtiler var. Halsizlik, ateşinde kafanız karıştı. Ya bunda, bende de var, bu da var. Ne var bunun altında? Hangi hastalıklar, hangi belirtilerle oluşuyor, tek tek anlatacağız. Reklamlardan sonra. Evet, Çağla ile elimizi devam ediyor. Doktor Gürkan Kubila ile beraberiz. Az önce Profesör Doktor Mehmet Murat Tuncer hocamızla da gıda zehirlenmesini, besin zehirlenmesini konuşmuştuk. Ama şimdi burada hangi besinden aldığımız bakteri... Ne yapar? Hangi besin zehirlenmesine yol açıyor aslında, birazcık böyle madde madde konuşacağız. Hocam çok güzel anlattı. Yani neler, kaynak neler, nerelerden besin zehirlenmesi oluyoruz. Bir onu anlatalım. Bir de
Mesela aldınız bir besin. Hocam dedi ki az önce ete elinizi vurdunuz. Aman bu tehlike. Peki tehlike de hastalığın o belirtileri, kusmalar, ishaller, görme bozuklukları ne kadar süre sonra başlar? Ne zaman görüyoruz? Bugün... Akşamına gördüğümüz zaman o gün yediğimizi mi suçlayacağız? Aynen. Ne bileyim bir gün öncesini mi suçlayacağız? Ay ben ve bunu hangi, yemiştim. Aynen. Ne ve diyeceğiz? Hangi besin zehirlenmesine ne kadar süre sonra? Şimdi bakalım arkadaşlarım veriyor. Hemen başlayalım. Veriyor. Şimdi mesela sırada. Et ve süt ürünlerinden bir bulaş olmuşsa... Kampilobakter denen bir aslında bakteri bu işi yapıyor. Kampilobakter şey bu midedeki ülseri yapan mikrop ama aynı zamanda besin zehirlenmesine de yol açıyor. Et ve süt ürünlerinden bulaşmışsa ve sizi hasta edecekse 2 ile 5 gün sonra bulgular ortaya çıkıyor. Oy. Yani şimdi mesela biz konuştuk siz konuştunuz evet. Mehmet hocamla birisi elini, o sırada eti elliyordu. Aman Allah'ım ne yaptım ben eti elledim. Ha, hemen çıkmayacak. 3 saat sonra hiçbir şey yok tamam kurtuldum. Neyse, hayır. Bu, ha. 2 ile 5 gün sonra o halsizlikler, bulantılar, kusmalar, görme bozuklukları eğer bir zehirlenme varsa başlayacak. Demek bu. Eti çok iyi anladım aslında. Mesela süt ürünlerinden çok hangi fazla. Şekilde mesela mesela dondurmalar. Dondurmalar onun içinde. Dondurmalarda daha çok eşer şekoli var. Biraz yoğurdumuz, sonra... içtiğimiz, evde yaptığımız yoğurdumuzdan da bulaşabiliyor ama bulaşıyor mu? Çünkü onlar başka şeylerden alıyorlar. Alıyoruz. Yani siz oraya gelene kadar başka yerlerden alıyor. Pastörize sütlerden bahsetmiyoruz tabii. Özellikle dışarıda satılan sütlerden. Devam. Ha. Evde yapılmış konserve. Şimdi konserve dedi hocam. Bir konservenin üstüne dikkat edin. Burada hiç konserve var mı ya? Unuttum ben onu. Varsa da bana bir verirsiniz arada çocuklar. Çok da şey değil. Konservenin kapağına bakın. Bombeli ise onun içerisinde bu Clostridium botulinum denen arkadaş belli ki gaz üretir bu. Bildiğiniz gaz üretir. Gaz üretmiş ve şeyi şişirmiş demektir. Konserveyi şişirmiş demektir. Dolayısıyla evde yapılmış konservelerden bu mikrop bulaşır. Peki bulgu ne zaman başlar? 12 ile 72 saat sonra. Hmm. Yani konserveyi yediniz. Şimdi ben 12 dedim ya. Bekle Allah Gürkan Hoca da böyle şey dedi. Ben bundan zehirlenmeyeyim. Baktınız saate öğlen 12'de yediniz akşam 12. Heh, 12 saat geçti kurtuldum. Olsaydı bir şey. Hayır. Şimdi akşam olurdu falan diyoruz ya. 72 saate kadar 3 güne kadar herkesin vücut direnci başka olduğu için zehirlenmenin başlama saati herkeste farklıdır. Onun için konserve sonrası 12 ile 72 saat zehirlenme açısından önemli. Aslında biz birbirimize işte midem bulanıyor, kusuyorum. Ne yedin ki en son diye soruyoruz ama evet. Aslında son 2-3 günümüzü bile belki çok bile sormamız lazım. Çok güzel soru. Ne yedin ki? Ne yedin ki? Ne olacak? 12 saat sonra önce yemişse başka, 3 gün önce yemişse başka. Devam ediyoruz. Devam edelim. Verin bakalım arkadaşlar. Başka bir mikropla tanıştırayım sizi o zaman. Ve acaba belirtileri ne kadar süre sonra? Süre sonra. Belirtileri hocam anlattığı çıkıyor. Için artık daha et fazla anlat. Et ve et suyu. Şimdi et ve et suyu bundan da bulaşır yine. Hangisi bulaşır? Clostridium perfringens, Clostridium perfringens denen bir mikrop bulaşır. Ama bu enteresan 8 ile 16 gün sonra. Oo. Et suyu alırsınız, yersiniz, hiçbir şey aklınıza bile gelmez. Bak şimdi senin sorun önemli oldu. Mümkün dün değil ne yedin? Yani. Ne dünü abi? 16 gün önce yediğin et suyundan, koyduğun et suyundan 16 gün sonra kusma, bulantı, ishal başlar. Sen zannedersin ki herhalde bağırsakları üşüttüm. Hayır. O bir besin zehirlenmesidir. Etten ya da et suyundan almışsınızdır. Clostridium perfringens denen mikrobu almışsınızdır ve 16 gün sonra bile çıkabilir. Bakın ne kadar ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Çok. Ve dünyada gerek besin zehirlenmeleri, gerek biraz sonra anlatacağım gıda alerjileri ciddi bir sorun. Biraz sonra gıda alerjisi anlatacağım. Amerika'da her 3 dakikada bir, 3 dakikada bir kişi, 3 dakikada bir kişi acile gıda zehirlenmesi nedeniyle başvuruyor ya da besin alerjisi nedeniyle başvuruyor. Çok ciddi olaylardan bir tanesinden bahsediyoruz. Devam edelim. Evde yapılmış yine konserveler. Aynen öyle. Şimdi gelecek arkadaşlar. Ay pardon, dışkıyla bulaşmış dana et. Şimdi bu da önemli. Bir. Siz yani o danalar işte nerede kesildi, nasıl yapıldı, hayvanın dışkısı bulaştı mı, ne kesildiği yerde insan dışkısının ya da onunla suyun ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorsunuz. Dışkıyla bulaşmış dana etinden Escherichia coli en çok bildiğiniz mikrop budur ben eminim. Hani o sahillerde şeyde bakarlar ya suyun içerisinde bir mikroba bakarlar ya o Escherichia coli'dir. Bir de dışkıyla bulaşmış dana etinden size bulaşır 1 ile 8 gündür. Şimdi burada en bileceğiniz ne görüyorsunuz değil mi? 12 saatten 16 güne kadar geniş bir aralıkta o hastalık belirtileri ortaya çıkabiliyor. Bulaştığı maddelere de dikkat edin. Bir bu belirtiler genellikle aşağı yukarı ilk sıraya bulantı, kusma, ishal koyabiliyor. Bulantı, kusma, ishal üçlüsü baştan gelir. Bir kere öyledir. Bir halsizlik gelir. Hocam da güzel söyledi. Halsizlik ama halsizlik benim hayatta size bir şey söyleyeyim mi? Ya en nefret ettiğim bulgudur. O kadar çok hastalıkta var ki. Yani halsizlikten çok özür dilerim. Akciğer kanseri de çıkabilir. Clostridium perfringens ile
bulaşmış bir insanın besin zehirlenmesi de çıkabilir. Çok basit bir boğaz enfeksiyonu da çıkabilir. Onun için halsizlik biraz sonra geçen programda da yapmıştık. Hangi belirtilerden hangi hastalıklara gideceğiz onu da göstereceğim. Başka çok bildiğimiz bir şey giardia. Çok ya, bildiğimiz bir parazit sebze. Bu. Protozoa diyoruz ona. Sürekli çiğ sebze ama çiğ sebzenin kendisinden değil dışkı bulaşmış kanalizasyon sularıyla yıkanmış sebzelerden ortaya çıkıyor. Yoksa belki kedi dışkısı bile olabilir. Yani. Hayvan, mutlaka hayvan dışkıları olur ama genellikle insan dışkısıyla bulaşmışlardan giardia bulaşır. Ve ancak 1 ile 2 hafta sonra kusmalar, bulantılar, ishaller ortaya çıkar. Başka olması vücut lazım. Vücut belki de tolere etmeye çalışıyor değil mi hocam? Mücadele edip. Bunlara şey diyoruz biz. Bağışıklık sistemi çöktüğü anda da vurmaya başlıyor. Aynen herhalde. Öyle. Tavuk yumurta için neye yatar? Kuluçka. Kuluçka dönemi deriz biz buna. Onlar için bir hastalığın mi? Yeteri kadar vücutta belirti oluşturabilmesi için mikrobun da sizin biraz içeride işinizi görmesi, halletmesi lazım. O da sizin, siz onunla boğuşuyorsunuz, o da sizle boğuşuyor. O süredir aslında o kuluçka süresi. Yine bir de hepatitis A var. Yine çiğ sebze ve dışkı bulaşmış yazdık. Türkiye'de en çok gözüken hastalıklardan bir tanesi. A tipi hepatit. A tipi hepatit direkt ağız yoluyla alınır. B tipi ya da C tipi hepatit damar yoluyla, salya şu bu yoluyla ama özellikle damar yoluyla alınır. Şimdi A tipi hepatit daha hafif geçen. Ama çiğ sebze ve yine dışkı bulaşmış. Ama bakın, şimdi hemen insanlara biraz açıklaması yapın. Niye benim sebzeme dışkı bulaşmış olsun? Ben pazardan alıyorum temiz temiz diye düşünüyorsunuz ama büyük ihtimalle. Şöyle düşünün. Oradaki sebzelerin de bir kısmının ben güzel gözüksün diye şöyle bir hafif sudan geçirilerek ya da orada dikkat edin canlı gözüksün diye şöyle sular. Parlatmak için sularla. Atılır. Nereden olduğunu bilmiyorsunuz. Bir evet. De... Bu ülkede hepimiz... İçme suyu dökmüyordur. Hepimiz apartmanlarda, çok lüks koşullarda, suların güzel güzel geldiği şartlarda yaşamıyoruz. Bu ülke gerçeğini de unutma. Her ülkede var aslında o. Dolayısıyla herkes için bunu anlatmakta fayda var. Hepatitis A. Hepatit. Yani hepatit, A tipi hepatit, sarılık. Evet. Bu çiğ sebzeler yine dışkı bulaşmış, sulardan genellikle gelen mikroplarla olur. Az önce hocamın anlattığı çok önemli bir şey vardı. %100 katılıyorum. Siz sirkeyi, bir sebzeyi... mikropsuz yapacağım diye sirkeyi vurduğunuz anda alkol ve sirke sabitleştiricidir. Mesela elinize de alkol sürersiniz ya. Alkol. Siz aslında oradan mikrobu uzaklaştırmıyorsunuz. Mikrobu 2 saatliğine buraya yapıştırdınız. Güzel. 2 saat sonra ne olacak? Elim kirli yıkamadan kolonya sürdüğüm zaman aynı iş aynen, o zaman aynen. Oluyor. Bak, mikrop yani. Şöyle yıkamada oluyor orada. Hiçbir şey yaramıyor. Ama gözler fıldır fıldır mikrobun. 2 saat sonra gevşemeye başlar ve artık... Evet. Ben seni yiyeceğim der onun için. Evet. O alkolle ya da sirkeyle tespit etmeyin. Çok doğru. Önce bikarbonat dediği hocamın ne biliyor musunuz? Yemek sodası ya. Evde bildiğiniz yemek sodaları yani. Yemek sodalarıyla alkol ortamda oradaki mikropları parçalayın. Suyla da atın gidin. Ondan sonra. Akan suyla. Yani elimizi yıkamadan hiçbir şekilde kullandığımız antibakteriyel bu sıvı erjelleri veya hele kolonyalar, alkolün hiçbir manası yok. Aksine mikrobun orada kilitlenmesini kesinlikle sağlıyor. Kesinlikle. Bir de şunu unutmayın. Onlar elinizde faydalı bakteriler de var kardeşim. Bunların hepsi böyle bu mikropların. O mikroplar olmasa şu bağırsaklar perişan olurdu. Siz de perişan olurdunuz. Ya geri zekalı olurdunuz, şeker hastası olurdunuz, şişman olurdunuz, Alzheimer olurdunuz. Bunların hepsi o mikroplar sayesinde. Bunların hepsi de böyle patolojik değil. Siz o jelleri, siz o alkolü şeyi sürdüğünüz zaman yararları da yok ediyorsunuz. Evet. Onun için ne yaptınız? Bikarbonata yatırdınız. Evet. Sonra suyu akıtarak tamam evet su musluğun şeyi altında. Çok önemli. Musluğun altında akıtarak bir suyun içinde değil akıtarak lütfen. Çünkü o su da üzerinde kalıyor. İsterseniz ondan sonra sirke suya tamam, yatırabilirsiniz. Sonra. Olsa da olur olmasa belki da olur. Belki bu aralar birazcık daha fazla dikkat edecek olabiliriz evet. Buna. Bunun olsa üzerinden da hocamın söylediği olalım. Harvard'ın çalışması bizi de hakikaten doğru bir çalışmaydı. Farklı bir yere getirdi. Aynen. Sonra verin bakalım arkadaşlar gelsin bir tane daha. Yine aynı şekilde sosis, kokteylde verilen et, listeria diye bir mikro. Kokteyllere gidersiniz bir yerlere böyle etler falan, soğuk etler verilir. Sosisler, pastörize edilmemiş sütler az önce söylediğin, söyledim ya pastörizeleri demedim. Yıkanmamış çiğ sebzelerden listeria felakettir bu. Listeria monositogenez isteriz buna. Felakettir bir akciğer enfeksiyonlarına kadar bela işlere yol açar. 9 ile 48 daha çabuk gelir bu. Bu hakikaten lanet bir şey. Bir anda öksürmeye, aksırmaya, tıksırmaya başlarsınız. Bunun o belirtileri çok fazladır bir de. Sadece kusma bulantı değil. Çok çabuk gelebilir ve hemen 24 saat içinde bu belirtiler sosisten, kokteylde verilmiş soğuk etlerden, pastörize edilmemiş süt ya da yıkanmamış çiğ sebzelerden alırsınız. Besin zehirlenmesi lafına böyle biraz bozuluyorum. Besin zehirlemiyor sizi.
besin üzerindeki işte pestisitler, dışkılar, şunlar bunlar aslında sizi zehirliyor. Bunu unutmamakta fayda var. Fayda var mıydı bir tane de arkadaşlar? Devam edelim yine. Gelsin. Ha, norovirüs. Bu çiğ sebzelerden bulaşan ya bulaşan mikropların haddi hesabı tabii yok. Şu an önümde koskocaman bir liste var. Norovirüs. Bu da ciddi anlamda enfeksiyon, akciğer enfeksiyonlarına kadar giden ciddi bağırsak enfeksiyonlarına kadar giden işte o kusmaları, ishalleri, bulantıları yapan bir virüstür. Çok çabuk gelişir. 12 ile 48 saat içinde, yarım gün ile 2 gün içerisinde pat tablo oluşur. Verelim arkadaşlar. Rotavirüs var yine aynı şekilde çiğ sebzelerden bize bulaşan. Duymuşsunuz burada rotavirüs nedir biliyor doğru musunuz? Bir de bunun salgınları vardır. Evet. Mesela kış geldi ya, bunun salgınları çok fazla ve tehlikelidir. Bir de virüslerin kötü, mesela az önceki norovirüsle rotavirüsün kötü tarafı ne biliyor musunuz? İlacı yok abi. İlacı yok. Tek çare ne diyorum ben sana? Aman istirahat et Çağla'cığım, şu ara biraz rahatsızsın, istirahat et. Virüsler istirahat etmenin, biraz vücut direncini arttırmanın dışında direkt ilacı olan bir şey değil, yapı değil, mikrop değil. Onun için tehlikeli. Deniz ürünleri, evet, işte o kalamarlar, karidesler, şunlar midye bunlar. Midye belki özellikle. Midye, özellikle midye yaşa. Midye ve çiğ sebzelerden geçer, çok çabuk başlar şikayeti norovirüste de. En önemli şeyi nedir biliyor musunuz? Kendinizi kayınvalidesinden 4 gündür fırça yiyen gelin gibi hissedersiniz. Halsizlik kalır, sinir olursunuz, hiç böyle bir huzursuzluktur yok falan filan hissedersiniz. Dolayısıyla ya da kendinizi 10 beklediğiniz sınavdan 3 almış öğrenci gibi hissedersiniz. Moralsizsinizdir, güçsüzsünüzdür, öyle başlar. Ve evet, deniz ürünlerinden özellikle şigella bulaşır, dizanteri yapar. Hemen çok şiddetli bir şekilde ishale döner. Döndürüz. Kanlı ishale döner, az önce hocamın söylediği gibi. Şigella'nın en önemli özelliği odur. Hemen kanlı ishale dönebilir. Sonuncusunu evet da alalım. Yine et hazır salatalar. Yani herhalde evimizde yıkamadığımız, temizliğine güvenmediğimiz, yediğimiz hazır salatalar ve krema sosları. Yani bu makarna da olabilir, ne bileyim patatese karıştırılmış olabilir. Her türlü sos. Şimdi orada tehlike ne? Seni sorduğun sorunun cevabı burada olur. Evet. Sen dün ne yedin bakayım? İshali, kusması, bulantısı varsa onu burada sorabilirsiniz. Eğer et hazır salata, krema sosları kullanmışsa, birkaç saat içerisinde bu bulgular çıkmışsa, bilin ki siz Staphylococcus aureus'la muhatap olmuş, artık akraba olmuşsunuz demektir. Arkasından hola, gelsin İspanyola. İseller, bulantılar, bayağı kusmalar vesaire. Sevgili Çağla, mikropla da daha bunu böyle gerekirse. Bak şimdi düşünsene, bak şöyle anlatıyorum ben. Bakın, Staphylococcus aureus çok tehlikeli bir mikroptur. Çok dikkat edin. Yemin edeyim sana kimse kalmadı. Gitti. Gitti hepsi. Ben de başka gideceğim türlü. Ben ya, de giderim valla. Aynen öyle. Gitti yani. Gitti. Ayak ayak üstüne attım. Buradaki mesele bu işin ciddiyetini insanlara biraz da bu işin tiyatrosunu yaparak anlatmak. Başka çareniz yok. Ha bunu da niye yapıyorum? Bana ne kardeşim? Zehirlerinizi. Evet. Hayır işte bir sorumluluk hissediyorsunuz. O bırakıyorsunuz işi gücü. Gelip buraya bunun için anlatıyorsunuz. Onun için dinletmek zorundasınız. Önemli bir şey. En sevilen bölümlerimizden bir tanesine geliyoruz. Ha, şikayetlerinizi sıralayacağız. Hocam nereye gitmeniz gerektiğini, önce ne, hangi bölüme başvurmanız gerektiğini. Ben gideyim oraya. Buyurun tabii ki seve seve. İsterseniz başlayalım. Benim hastalığım ne bölümümüzdeyiz. Doktor Gürkan Kubilay ile birlikte. Dilerseniz ilk olarak sevdiniz. Sevdiğiniz bulgularla başlayalım. Şimdi bize başvurmuş 21 yaşında erkek bir hasta. Şimdi 20-30 yaş grubu çocuğu olanlar, hatta 18-30 yaş grubu, dikkatle dinlesinler. Diyor ki baş dönmem var. Diyor ki çarpıntım var. Diyor ki valla bir nefes darlığı da başladı bu arada. Ki aslında 21 yaşında çarpıntı ve nefes darlığı beklemeyiz. Harikasın. 21 yaşında yani adamın niye nefes darlığı olsun ya? Bana ne oluyor ayol, beklemeyiz niye falan. Niye nefes diyor darlığı, niye ateş çarpıntısı olsun? Ha bir de eklemlerde şişme başladı. O zaman ne düşünürüz bundan? Ne düşünürsün Çağla? Yani kendi hoyrat davranmış diye düşünürüm. 21 yaşında böyle şeyler başına şimdi, geliyorsa. 21 yaşında bir erkekse bu büyük bir ihtimalle kalbiyle ilgili, kalbinin de kapaklarıyla ilgili, büyük bir ihtimalle de mitral kapağıyla ilgili bir problemi var demektir. Yazın arkadaşlar, kalp kapak hastalığı kalp gibi bir şey. Kalp kapak hastalığı olabilirim. Peki sen bunu eğer bu belirtileri 40 yaşında 50 yaşında birisinde görseydin ne derdin? Başka hocam? Kalp yetmezliğine yol açacak. Başka evet şeyler arardım. Şimdi mesela bu hastaya ben bir de şeyi sorardım. Sen romatizma geçirdin mi çocuğum? Bu da çok önemli. Romatizma geçirmiş birinde bu bulguların ortaya çıkması o kalp kapak hastalığını daha kolay gözükür hale getiriyor. Başka? Peki nereye gitmesi gerektiğini de söyleyelim bu bulgularınız kardiyolog, varsa. Bu bulgularınız varsa kalp kapak hastalığı olma ihtimaliniz yüksektir. Bir kardiyoloğa gitmenizde fayda var. Ve evet devam edelim dilersen. Devam 27 edelim yaşında kadın birisi aşırı idrar kaçırma. He. Kabızlık, aşırı he su içme isteği, hmm, kontrolsüz tansiyon ve kalpte çarpıntı yaşıyorsa eğer. Şimdi düşünelim. Aşırı idrara çıkma var ya, bu şeker hastası mı? Bak aa, aşırı su da içmiş.
Ulan bu ulan şeker hastalığına gidiyor gibi ama şimdi bir dakika, kabızlık niye olsun ki? Yani ha bir de tansiyonu da kontrolsüz. Ha. Şimdi biraz damar sistemi de girdi işin içerisine. Bunun da çarpıntısı var. Şimdi bakın az önce de çarpıntı vardı. Burada da çarpıntı var. Evet. Yaşlar farklı. Kadın biraz evet. daha arttı. Ben böyle bir hastanın potasyuma baktırmasında fayda görürüm. Hmm. Potasyum düşük ise, düşük potasyum belirtileri bakın neler? Aşırı idrara çıkma, aşırı su içme, kabızlık. Bunlar var olan insanlarda. Tansiyonu kontrolsüz. Bir gün 18, bir gün 8. Devam ediyoruz. En sonunda da kalpte çarpıntı. Dolayısıyla biz böyle bir hastada düşük bir potasyum düzeyi düşünürüz. Düşük potasyum düzeyi diyelim arkadaşlar. Uzmanımız kim burada? Dahiliyeciye aynen başlıyoruz öyle. Böyle bir durumlarda. Düşük bir potasyum şeyiyle ortaya çıkabilir. Evet, çıkabilir. Şimdi, peki. Evet, potasyum düşüklüğü. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Mesela 39 yaşında bir erkek hasta düşünelim. Hı. 39 yaşında bir erkek hasta. Bulguları bize de geldi. Söyleyeyim arkadaşlarım da koysunlar oraya. 39 yaşında erkek hasta. Diyor ki 3 aydır sırt ağrım var. Süresi önemli. 3 gündür 5 gündür demiyor. 3 aydır sırt ağrım var. Diyor ki hocam benim sırtımda böyle bir sertlik hissi oluşuyor. Yani şu bölgem hiç rahat değilim. Sanki orada bir şeyle böyle beni burkuyorlar sırtımı diyor. Başka diyor ki halsizlik var. Bak şimdi gene halsizlik de girdi işin içerisine. Ve diyor ki hareketlerim de yani eskiden çok rahat şunu yapardım. Çok rahat bu tarafa dönerdim. Şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Hmm, tekrar bakalım. Sırt ağrısı 3 ayı geçmiş uzun. Üstelik sertlik hissi var ve hareketlerini artık yani ben çok rahat şunu dönebiliyorum. Çok rahat eğilebiliyorum. Çok rahat kalkıyorum. Ters tarafa dönüyorum. Ama 39 yaşında birisi o yaşlar aralığında birisi yapamıyorsa eğer. Yapamıyor ise eğer ben bunu ne düşünürüm biliyor musunuz? Behterev düşünürüm. Behterev ne? Ben söyleyeyim hocam. Söyle. Ankilozan spondilit. Evet. Ankilozan spondilit denen omurgayı tutan hastalık bu belirtilerle başlar. Sırt ağrınız oluyor ya, sırt ağrısını basite alıyorlar. Bir sırt ağrısı 3 ayı geçiyorsa, hareket kısıtlığı veriyorsa ankilozan spondilit denen ve maalesef uzun süren, tedavisi de uzun süren bir hastalıktan bahsediyoruz. Bir romatologla ya da bir fizik tedavi uzmanıyla görüşmenizde fayda olur. Başka bir. Bir diğerini alalım dilerseniz. Yine. Başka bir şey söyleyelim bakalım şurada. Ha, şimdi bu sefer yine benzer şikayetli 46 yaşında bir kadın düşünün. 46 yaşında kadın. Bizim buradaki bütün seyircilerimiz 20-24 aralığında olduğu için bu söylediğim 18'de mi tatlım? 18 değil mi? Evet ortalamamız bizim şey görmüyor şu anda ekranı izleyicilerimiz görmüyor. Bizim yaş grubumuz 18. 46 yaşında bir hanım eklem ağrılarından bahsediyor. Bakın çok olan bir şey. Eklem ağrı koşturuyor doktor. Başka sabah kalkınca kaslarım çok taş gibi oluyor diyor. Yani kendimi... çocuk şeye konmuş, çocukları şeye sararlar diye, kundağa sarılmış bebek gibi sert hissediyorum bütün kaslarımı. Ateşim oluyor, gece terlemem oluyor. Şimdi böyle gidince ben bir önce bir şeye gittim. Bu Brusella olmasın? Az önce sen bir soru sordun. Dedin ki, hocam biz bunları pişiriyoruz bu yemekleri. Biraz konudan konuya atlayacağım ama pişiriyoruz niye ölmüyor bunlar? Mesela Brusella eklemleri tutan bir hastalıktır. Brusella melitensis denen bir mikrop yapar. Onu öldürebilmek için sütü 65 dereceye kadar kaynatıp sonra soğutup peynir yapmanız gerekli. O peyniri fazla uzun tutmadan sütü 40-50 derecede ısıtıp soğutup peynir yaparsanız Brusella 65'te öldüğü için ölmez. Siz Brusella hastalığına acayip eklem ağrıları, ateşler, gece terlemeleriyle karşılaşırsınız. Şimdi şu ana kadar hasta bana anlatırken ben onda Brusella düşünüyorum. Bir tek o arada sabah kalkınca kas sertliği ne acaba diyorum kendi kendime. Bak bir doktorun düşünme tarzını. Benim karşıma gelen hastaya böyle düşünüyorum. Bu biraz ters geliyor bana. Ateş, gece, halsizlik. Allah Allah bu da uydu. Şimdi ateş, gece terlemesi, halsizlik, eklem ağrıları. Ya Brusella'ya gidiyorum ama şimdi kafamı karıştıran bir şey var. Sabah kalkınca kas sertliği Brusella'da pek olmaz. Şimdi hasta bana bir şey daha söyle. Hastaya soruyorum. Senin diyorum öyle kafanı ellediğinde, kafa derini ellediğinde. Orada böyle bir hassaslık hissediyor musun? Sen ellersin böyle bazen. Şey, evet, var. Hassasiyet. Ha. Acır böyle kafa derisi, acır. Ha. Kafa derini ellediğinde, ayıracağım. Bir hastalık daha var aklımda. Son kozunu Brusella mı? Tabii. Hocam. Çünkü sabah kalkınca kas sertliği beni başka bir yere götürdü Brusella'dan. Diyorum ki, senin kafa derinde bir hassasiyet var mı? Evet hocam ya diyor. Sanki böyle cam gibi böyle elimi sürdüğüm zaman sızlıyor kafa derim. Hmm.
O zaman... Ay çatlattın. Vallahi çatladım. Bende de oluyor arada da. Bir dakika ya, bir dakika. Ya. Ay vallahi çatladım ya. 6 sene okul, 33 sene hekimlik, hemen 39 sene... Hemen de söylemeyeyim sene. Diyor tabii. Yani daha dikkat edin. Tahlil istemedik. Belki bir süre sonra bunu tahlilli hale de getiririz. Ha, o zaman nereye gidiyorum biliyor musunuz? Bu değişti. Bu hastalığın adı bence büyük ihtimalle polimiyaljiya romatika denen bir hastalık. Yani bu farklı, ne tür bir şey? Bu farklı. Birden çok eklemi tutan kafa derisi hassasiyetiyle birlikte giden, tedavisi diğerlerinden çok farklı değil ama süreç farklı, doz farklı ve mutlaka bir romatologla ya da fizik tedavi uzmanıyla karşı karşıya olunması gereken bir şey. Şimdi burada aslında sen az önce bana o sabırsızlıkla soruyu sordun ya. Evet. Benim mesleğimin ne kadar zor bir iş olduğunu da öğreniyorsunuz bir taraftan. Burada öyle teşhis kolay ne kadar önemli diyorlar ya, hocam ya. İki tık tık yak ya. O çocuklar, o doktorlar o iki tıklığı yapıp şu soruların cevabını vermek için. Doğru. Yani neyse bir şey söyleyecek mi? O kadar uğraşıyoruz ki. Helal olsun o ayrı. Ama kıymetimizi de bilin ya. Ay bilmez olur musun hocam ya? Biliyorsun. Bilmez olur musun? Şimdi. Azıcık meslektaşlarımı burada. Bir minik orada bir taş. Mesleğimi. Şey oldu gittiğin yok, yere kadar. Mesleğimi. Çok değerli. Çok keyif alıyorum. Bakın. Hocam hissediyoruz. Şey çözüyorsunuz. Hakikaten büyük bir heyecanla anlatıyorum. Evet kesinlikle. Burası benim bizi işim ya. Şu benim işim yani. Şu yaptığım benim işim. Acaba buna niye sevindim? Geçen hafta gördük ki siz de çok sevdiniz. Çok önemli. Onun için devam. Şimdi 31 yaşında bir erkek. Hocam evet tamam bunu da geçelim. Bunu da geçelim. Evet. 31 yaşında bir erkek. Bu değil çocuklar. Başka bir şey vereceğim. Tamam. 31 yaşında bir erkek düşün. Konsantre olamıyorum diyor. Şimdi bizi burada izleyemiyorlar da. Borsacı çocuklar var, öğretmen çocuklar var, bilgisayar mühendisi çocuklar var, işte asker çocuklar var, polis çocuklar var. İşleri de kolay değil hiçbirinin. Ya onlar belki bizi izleyemiyor ama anneler babalar izliyor. Anne diyor ya. Konsantre olamıyorum diyor bu ara. Üstelik diyor, mutsuzum. Ben kendimi mutsuz hissediyorum bu ara. Şimdi diyorsunuz ki siz evladım ya işin stresli, kolay değil. Çok yoruluyorsun her gün. En kolay da o ya. Strestendir. Bakalım. Ama şimdi mutsuz ama şiddetli mide ağrısı da var. Acaba bu da mı stresten? Çok asit salgılıyor. Siz onu da çözüyorsunuz biliyorsunuz şu anda ekran başında. Beni yüz binlerce profesör izliyor. Tıp profesörü izliyor. Yerim sizi ben. Çünkü ben bunları anlattığım zaman şundandır oğlum şundandır diyor mesela. Geliyor bana soruyor. Neyse ama altta bir şey daha var. Bu çocukta böbrek taşı oluyor. Şimdi bakın iş değişti. Peki cinsiyet burada değişiyor mu? Yaş ortalaması aynı olsa ya, bile kadın tabii. Da olsa yine aynı şey söyleyecek aynen. Misiniz? Aynen kadın da olabilir olarak. Burada. Tamam. Ama biz bize başvuranların üstünden bakıyoruz. Şimdi bir tamam. Daha gidelim. Konsantre olamıyor. Mutsuz. İş adamı. Mutsuz, para da kazanıyor adam ya da şey, şiddetli bir mide ağrısı var. Bunların hepsiyle strese gidebiliriz. Ama? Stresten. Ama bir şey diyor ve ben bir anda başka yere dönüyorum. Diyor ki hocam, sorarken tabii bunları. Hocam benim bir de böbrek taşı oluyor ya. O zaman nereye gidiyorsunuz biliyor musun? Git diyorum, sen bir kalsiyum baktır. Eğer kalsiyum vücutta yüksekse, yani hiperkalsemi varsa, siz silin böbrek taşını. Atın görmeyin geri kalanın hepsine depresyon. Dersin anksiyete. Normalde. Diyorsunuz ki ya stresli. Benim çocuk bu ara çok stresli. Git bir kalsiyum baktır kardeşim. Konsantre değilsen, mutsuz hissediyorsan, şiddetli mide ağrın varsa, böbrek taşın olmasa bile. Ay hayatta aklımıza gelmez. Kimsenin gel. Bizim görevimiz burada bu zaten evet. Sevgili Çağla. Evet. Bizim görev. Çünkü onu insanlarla konuşurken çok gördüm. Bir sürü şikayetleri var ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şimdi biz mesela şunu da yapıyoruz aslında. İnşallah onu seninle birlikte de yapacağız. Çok özel bilgisayar programlarıyla bunu çözme şansın da var senin aslında ama uzun işler. Evet. Ben burada ne yapıyorum? Kısa halde. Peki yüksek kalsiyumunuz varsa nereye gideceksiniz? Ya endokrin uzmanına gideceksiniz ya da bir iç hastalıklar uzmanına gideceksiniz. Gideceğiz. Evet. Onu ölçtürmek için belirtilerden yola çıkalım. Bu besin nedir'e geçelim. En sevdiğimiz bölümlerden bir tanesi olduğu için ben de teşrif etmeyi düşünüyorum. Gel güzel kardeşim benim. Şöyle alalım seni. Amdır. Haydi bakalım bu besin. Nedir acaba? Hem çok sevdiğimiz hem de belki de bir diğer farklı sını tercih ettiğimiz ama bu özelliklerinden sonra bence mutfağınıza daha sık girmeye başlayacak bir besin olduğunu düşünüyorum. Çok hoşunuza gidecek sonucu ama önce dinleyelim. Bütün besinler çok değerli. Bunun üstüne bunu niye üstüne keseyi şey? Falan koy. Kesenin üstünde bir şey vardı herhalde. İsim yazıyorlar. Kapattı çocuk. Bu besin nedir? Şimdi içindeki yağ vücutta daha az depolanıyor bu besinin. Güzel bir besin bu. Daha az depolanıyor vücutta. Devam edelim. Tokluk hissi veriyor. Birçoğunuzun özel isteğidir bu. Yani hocam ben bir an önce karnım doysun diyorsunuz. Çok kolay sindiriliyor.
Bu da önemli bir şey. Çünkü az önce anlattık, sindirim bozuklukları önemli. Yine kemik sağlığına özellikle, yine sizin için önemli değil, siz daha 19-20. Yaşlı hanımefendi, bir de Türk hanımlarında kemik sağlığı bozulur mu hiç? Finlandiyalı hanımlar diyelim onun için. Diyoruz. Ya hocam. Yaptım değil mi? Hepinizin istediğini yapmadım mı? Bana ne? Evet. Ben seviyorum. Öyle güzel sorular soruyor. Ya bir gün bir hanım geldi, dedi ki, hocam dedi, yeni doğum yaptım dedi. Kilolu ya. Ya daha doğrusu şöyle dedi. Doğum kilolarımı atamadım dedi üstümden falan. Ben de dedim ki yani normal, yani Türkiye'de işte bir 6 ay bir sene sürüyor doğum kilolarını atmak. Konuştuk bitti, en son dedi ki, şimdi doğum kilolarını atamadım dedi ya. Ben de dışarıda, yalnız benim dedi çocuk da burada dedi falan. Ne güzel falan dedim ben. Dedi çocuğum sizi görmek istiyor. Lan nasıl oluyor? Bu doğum kilosunu atamadığına göre bu çocuk olsa olsa 6 aylık 1 yaşında. Ya tamam, beni sever insanlar da bu kadar da değil yani. 6 ay 1 yaşında. Ben havaya girdim hafif ama. Lan bebekler bile kim beni seyrediyor artık. Kim geldi Allah aşkına, kim geldi? Müthiş bir şey. Abi içeri bir oğlan girdi. Yemin ediyorum askerlik celbi geldi gelecek ya. Yani. 19 yaşında ya, çok çocuk. Güzel. 19 askerlik şubesinden aranan herifti. Bana yeni doğum yaptım da ondan kaldı. Seviyoruz diyor. Doğum kilolarına suç atmayı. Ülkemi değil seviyorum. Bana yani. Ne, bana ne, seviyorum. Bana ne. Şimdi edin. Her sabah belki de kahvaltınızda olan minik minik ipuçlarıyla sizi yaklaştırıyoruz sonuca evet. Doğru. Evet. Ya da belki başka bir versiyonu olan ama dediğimiz gibi faydalarını duyduktan sonra daha çok tüketmeye başlayacağınız çok güzel bir besin. Devam kemik, edelim. Kemik sağlığına iyi. Aa, sevincisi olanlar için de iyi. Yani düşün. Anne kız oturup beraber yer. Mis gibi yersiniz. Anne kemiğine, kızı sivilcesine. Ama bunları anlatırken hep ne söylüyoruz? İyi bir hayat sürdüğünüz takdirde bunların bu katkısı var. Faydasını yoksa alabiliriz yani. Sen amca bütün gün sırt üstü yat, su içme, hareket etme, stres, diz boyu, sigara. Öbür taraftan kötü alışkanlıklar. Bu taraftan doktor bey bize bir yemek açıklayacak ki. Hiçbir de yok öyle şey. Bunlar iyi yaşayanlar için. Bu ne ya? Heh. Bu arada bir şey soracağım. Bu, ama nasıl bir yağ var ki içinde mesela? Hem yağlı olmasına rağmen sivilcelere de iyi geliyor. Şu ne kadar bir şey? Şu kadarcık bir şey. O kadarcık. Boyu bu kadarcık bir şey ne kadar? Kısa. Şu. Uzun. Orta. Ha, orta. Bu uzun. Bunların hepsi birer zincir. Hmm. Bu zincirlerin içinde kısa ve orta olanlarını ben çok seviyorum. Hmm. Niye? Çünkü yağların içinde yağ asitleri var. Kısa ve orta zincirli denenler. Bunun içinde o kısa ve orta zincirliler var. Ne işe yarıyor? Yağların faydalı olanı onlar. Kısa ve orta zincirli olan sizin vücudunuzda daha az depolanıyor. Daha kolay enerji için harcanıyor. Ama uzun zincirli ise katı yağları niye sevmiyoruz? Evet. Uzun zincirli yağ asitleri olduğu için onun içinde sizin vücudunuzu alıp depoluyor. Ondan sonra siz yani dolayısıyla o şişmanlığın nedeni bu. Onun için bunda kısa ve orta zincirli var. Devam edelim. Tiroide az selenyum var içinde. Bunun, bu maddenin. Tiroide az çalışan hanımefendiler. Yani hipotiroide hastalığı olanlar. Hashimoto'su olanlar. Hatırlıyor musun? Bir gün dedemin fotoğrafını göstermiştim Hashimoto evet, diye. Evet, ooo dede işte. Hashimoto hastalığı olanlar. Mutlaka her sabah bundan yiyin. Türkiye'de her 4 kadından bir tanesinde gerçekten görüyorum. Hipotiroide az çalışan tiroid bezini. Devam edelim. Çok iyi bir probiyotik, harika. Yani mis. Bağırsaklarımızdaki bakterilerin sayısını arttıran bir besin ve en güzeli, ya bu kadar anlattık ama ya çok kalorisi değil, 28 gramında sadece 75 gram. Bir de lezzetli ki ben bunu açıklama görevini sevgili kardeşim Çağla'ya vereceğim. Tamam. Açıklayalım mı, ne yapalım bilmiyorum ne diyor. Tabii açıklayalım. Hadi bakalım ortaya Çağla. Gelip açıklayalım. Hadi bakalım saydığımız Çağla. Özelliklere sahip besin. Açayım mı? aç demeyin. Ay bu elime girdi. Evet. Dereotu mu? Tahmin var mı dereotu başka? Kalsiyum deyince, kemikler deyince dereotunu şey yaptığınızda yağ var dedik. Güzel. Ayva falan. Ayva dediler. Geliyor. Ananas başka. Dediler. Avokado, dediler. Kivi. Bütün manavı saydınız. Keçi peyniri. Ama keçi peyniri. Tabii. Dolayısıyla bütün bunları anlattık. Peynir aslında, bir de ortalığı bir karıştırayım. Peynir aslında çok tehlikeli bir besin. Nerede biliyor musunuz? Eğer sizin çok şiddetli romatizmal eklem ağrılarınız varsa, bunun altında enflamasyon dediğimiz bir problem yattığı için, o enflamasyonu da peynir arttırdığı için, özellikle peynir grubu, o hastaların özellikle peynirden
Ya mesela yanında onların pizza da var, kırmızı et de var ama peynirden uzak durması lazım. Genel klasik bildiğinizin dışında şimdi bir şey diye anlatayım dedim. Harikasın. Ama keçi peyniri vallahi acayip severim. Bizim soframızda sabah çok affedersiniz. Keçi peyniri bol, içerisine maydanoz, dereotu, tere ve bu biraz bu güzel menüyü saymışken mutfağımızda şefimiz de bize yapsın mı hemen? Hadi, bize hadi geçelim hadi mutfağa da. Pardon. Bir keçi peynirli bir şey yapsın bize. Ne yapıyoruz? Keçi peynirli salata mı acaba? Kek yapıyoruz. Keçi peynirli kek. Muffin yapıyoruz. Kek yapıyoruz. Bugün yine benim oğlumun yemediği şeylerden ben bir şeyler yaptım. Haydi bakalım. Yemediği şeyleri nasıl yediririm taktikleri anneden. Bugün ne yapacağız? Nasıl yapıyoruz? Hadi bakalım. Dereotlu peynirli muffinimiz var. Keçi beyaz peynir olabilir. Keçi peynir olabilir. Biz hani bugün keçi peyniri kullandık. Evet, evet. Ne yediremiyorsak biz onu yapabiliriz aslında. İçinde kullanabiliriz. Bu muffinler hakikaten çocuklar için güzel bir kaçış yolu oldu annelere. Bak çok güzel. Eldiven takıldı. Şimdi bu eldivenlerle alakalı bir sürü şey söyleniyor. Biz diyoruz ki elinizin probiyotikleri de geçsin eldiven takmayı. Şimdi neden Gürkan Kubilay acaba bize eldiven taktı çok güzel dedi? Çok güzel bir reklam var. Kafamız karışmadı mı gene? Yok. Kirlenmek güzeldir tamam ama miktarı da önemlidir yani. Dolayısıyla biz eğer sık enfeksiyon geçiren, sık boğaz iltihabı geçiren bir evde yaşıyor iseniz o elinizdeki bakterilerin oraya ya da virüslerin oraya negatif etkisi olabilir. Dolayısıyla çok sağlıklı ortamlarda belki yapılabilir. Çok sağlıklı kimselere yapılabilecek şeylerdir bunlar. Yani çocuklarımızı özellikle yaparken... Ya zaten sokaktan onlar yeteri kadar alıyorlar. Siz okula gittiği zaman Allah 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 ne mikroplar alıyor. Bir de siz ona eklemeyin. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. Şimdi ne yaptım? Yumurtam vardı yumurtamı koydum. Beyaz peynirimi ya da keçi peynirimi her neyse onu koydum. Nasıl bir un kullandın? Tam buğday unu kullanabilirsiniz. Bir. Güzel. Siyaz unu kullanabilirsiniz. İki. Kara kılçık kullanabilirsiniz. Üç. Tamamen sağlıklı bir... Kek yapacağız. Harikasın. Tamam sen o kekini güzel güzel karıştır. Tamam. Bize mis gibi kokuları getirmeye başla. Biz de hocamla soru cevap kısmına geçelim derseniz. Sizlerden gelen en çok biliyor. Benim de en çok gelen soruları derledik aslında. Bunlardan ilki egzama ile alakalı. Egzama evet biliyoruz belki el kuruluğu vesaire ama ileride acaba egzamanın daha da ileriki boyutlarında ne gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir sorusu gelmiş. Şimdi, egzamalar benim branşım değil. Dermatolog arkadaşlarım çok da başarılı tedavi ediyor ama egzamayı önemsiz olarak düşünmeyin hayatınızda. Egzama nedir? Derinin içinde çatlak oluşturuyor. Şimdi yapılan son çalışmalar daha Ekim ayında yayınlandı. Çok net gösteriyor ki deride çatlak varsa çocukların özellikle sizin varsa mesela diyelim senin elinde egzama var, çatlak var. Ya buradan, dalga geçiyor ben. Buradan çünkü giren... elimde egzama var bak. Tabii ben şimdi kullandığım ilaçlardan zaten iyice bir coştu. Şimdi o zaman ne oluyor? Şunu gösterelim. Bu derinin zayıflamış, derinin bir bariyeri var. Deri içeri giren maddeleri kolay kolay öp kardeşim deyip engelleyen bir şey. Şimdi o egzama nedeniyle derinin zayıflayan yerlerinden giren mikroplar bariyeri kolayca açtığı için ne tehlike oluyor biliyor musunuz? Alerjiyi arttırıyor yetişkinlerde. Ha. Yetişkin alerjilerinin önemli nedenlerinden bir tanesi iyi tedavi edilmemiş egzamalar. Şimdi yetişkinleri buraya koyduk. Asıl dert çocukta. Evet çocuğunuz mesela bebeklerde de olabiliyor çünkü. Bebeklerde var, çocuklarda var. Boş verdiniz. Sakın boş vermeyin. Niye? Egzaması tedavi edilmemiş bebeklerin cildinden giren mikroplar gelecekte alerjiye bir büyükteki gibi. İkincisi astıma, üçüncüsü besin alerjilerine, dördüncüsü anafilaktik reaksiyonlara yani boğaz enfeksiyonları ve arkasından nefes alma zorluklarına kadar bir sürü ciddi enfeksiyonlara kadar bir sürü derde yol açıyor. Onun için egzamaları sakın boş vermeyin. Mutlaka mutlaka tedavi ettirin. Egzamanın olma sebebi nedir? Mesela genellikle işte el kurulu, çatlak, kimisi de stres der ama ilaçlardan olabiliyor, bakterilerden olabiliyor, virüslerden olabiliyor. Genetik olarak ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi bir dermatolog arkadaşımın cevaplaması gereken bir şey, soru. Ama tedavi etmezseniz gideceği sonuçlar düşünülür mü? Evet, çocuğunuzda astım olmasını ister misiniz ya? Gelecekte çocuğun hakikaten besin alerjileriyle boğuşmasını ister misiniz? Onun için egzamalar mutlaka tedavi edilmeli. Bağırsak bakterilerine hocam zaten çok çok önem veriyor. Her zaman konuşuyoruz. Bu bakteriler gıda alerjilerinden de sorumlu hale gelebiliyor mu? Çok önemli bir şey sordun. Az önce söyledim bir şeyini. Amerika'da her 3 dakikada bir gıda alerjisi için başvuruyorlar. Şimdi probiyotikler bana çok soruluyor. Hocam diyorlar, klinikte de öyle. Siz klinikte hastalarınıza probiyotik hap veriyor musunuz? Benim bütün hastalarım bilir. Hayır. Niye? Probiyotiklere çok inanıyorum. Ama henüz probiyotiklerin
hangi probiyotiğin kime yaradığıyla ilgili bilgiler tam oturmadığı için sana verdiğim probiyotik sana, bana kendime aldığım probiyotik bana yaramayabilir. Hmm. Fakat ama en son yapılan bir güzel çalışma var. 5-6 tane bakteriyi bir araya getirmişler. O 5-6 tane bakterinin bir arada kullanılmasından sonra bir bakmışlar ki besin alerjileri kişilerde daha az yaşanır hale geliyor. Besin alerjileri çok önemli. Neden? Şimdi biz şunu yapmaya çalışıyoruz sevgili Çağla. Bazen bana soruyor. Hocam ne yapıyorsun? Şimdi ben 3-6-5 dediğim bir yönteme sahibim. 3-6-5 yöntem tedavinin 3. ve 6. günlerinde hastanın durumuna göre, yaptığım tahlillere göre, çıkardığım duruma göre hastaya özel besinler veriyorum. Hmm. 5 ise öğün sayısını 5'te tutuyorum. Bunu peki neye dayanarak yapıyorum? 1. Kan tahlillerine bakıyorum. İkincisi şunu yapmaya başlayacağız. Onun farkına varıyoruz giderek. Teknoloji ilerledikçe. Bir insana yaramayan besinler var. Evet. 1. Yaramadığını nereden anlıyoruz ama onu söyleyelim sonra. Onu söyleyeceğim işte. Onun nasıl teşhisini koyacağım. Evet. 4 şey lazım bana. Bir insan sağlıklı yaşaması için zayıflamak olabilir, tansiyonunu tedavi olabilir, şekerini olabilir, baş ağrısını olabilir, eklem ağrılarını olabilir. Ben o hastayı almadan önce 4 şeye ihtiyacım var. Bunu net görüyorum. 1. Ona yarayan besinler. Hı. Güzel. 2. Yaramayan besinler. Hı. Ayrı ayrı koyduk. Yani ben sana demedim ki ya sana ben bugün kereviz vereceğim ama sana yaptığım test sonuçlarında kerevizin yaramadığını gördüm. Onu ben pırasa ile değiştiriyorum demeliyim. Hı. Dolayısıyla bir yaramayanları öğrenmeliyim besinleri, evet, iki yarayanları. Bitmedi. Birçoğunuz halsizlik, başa bak şimdi önemli bir yere daha geldik. Halsizliktir, baş ağrısıdır, şudur budur diye dolaşıyorsunuz. Yorgunluktur diye dolaşıyorsunuz. Bunun altında aslında ne var biliyor musunuz? Ağır metal zehirlenmeleri, doğru, var. Mesela 20 senelik evden daha eski bir evde oturanlar. Siz biliyor musunuz o kurşun şeylerden, su tesisatından siz kurşun zehirlenmesi yavaş 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 oluşuyor. Ve bu kurşun zehirlenmesi denen lanet 15-20 seneden önce bulgu vermiyor. Ha, demek ki benim yarayan besinleri öğrenmem, yaramayan besinleri öğrenmem lazım. Bir de vücutta bu ağır metaller var mı ona bakmam lazım. Evet, burada gelelim, iki önemli nokta var. Doğru. Gelelim önemli bir 4. noktaya. Bak bu da çok önemli. O zaman hastayı tedavi edemiyoruz. Az önce bir sürü hastalıklar saydık. Gördünüz ne kadar zor. O hastalıkları sayarken en sonunda bir teşhise varmak ne kadar zor. Sen mesela o geçirdiğin hastalıktan daha önce aslında bir takım şeyler sana onu anlattı, söyledi. Ay ama çok anlatmadı. Biraz daha iyi anlatsaydı. Az ya da çok. Bak, çok önemli bir yere geldik. Zaten az ya da çok diyorum. Az anlattığı için sen boş verdin. Ama yorgunluk olabilir yani bak, diye düşündüm. Bak benim görevim ne? Benim görevim bir hastanın olası hastalıklarını çok önceden tespit etmek. Bu 4 taneyi yapabilirsem buraya geliyoruz artık. Tıp olarak buraya geldik. Bunu yapabiliyoruz artık. Bu 4'lüyü tespit edersem hiç aklında yok. Sana diyorum ki ya annende de yok. Anneannende de yok ama sen göğüs kanseri yönünde biraz dikkatli olmalısın. Senin beslenmeni buna göre ayarlamalıyım. Bak annende de yok, babanda da yok ama senin şeker hastalığı riskin biraz yüksek. Senin beslenmeni buna göre ayarlamalıyım. Artık günümüzün modern tedavisi buraya geliyor. Biz de zaten bunları yapıyoruz. Bunları yapınca ne oluyor? İşte probiyotikler orada devreye giriyor. Hastanın teşhisini koyarsan, neyin yarayıp neye yaramadığını koyup arkasından tedavisini yaparsan o zaman başarılı oluyoruz. Evet. Şimdi evet. Hocam kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı spor yapalım diye soruyorlar. Bu yürüyüş de dahil tabii ki buna. Haftanın 3 günü 30 dakikadan daha uzun yürüyen kaç kişi var aranızda? Haftanın 3 günü her seferinde 30 dakika. Bir tane hanımefendi gördük. 2. 3 gün her seferinde 30 dakika. Bir tanesinin yalan olduğuna kesin inanıyorum burada. Özlem Hanım diye çok iyi tanıdığımız bir arkadaşımız var. O kesin attı kafalar. Her gün burada nereye yürüyor? Mümkün değil. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki haftanın 5 günü 30'ar dakika yürürseniz eğer kilonuzu korursunuz. Şimdi bunu ne zaman yapalım sorusu. Sen ne zaman yapıyorsun? Neyi? Sporu mu? Ha, spor. Yürüyüşü ben haftada 2 gün. Hayır ne zaman ya? Saat? 1. Öğlen 1. Yayından çıktıktan sonra yapıyorum. Mecburen tabii orada yapıyorsun. Hı-hı. Peki. Sonra okula gideceğim için en uygun saat orası oluyor aslında. Şimdi önce bir ideal saati söyleyeyim. Bence ideal saat vücudun ısındığı saat. Saat 5'ten sonrası. Fakat o saatte imkanı yoksa o zaman ne yapacaksınız? O zaman kahvaltıya geliyor iş. Peki kahvaltıdan önce mi sonra mı? Ona bakmışlar. Kimlerde bakmışlar? Vallahi erkeklerde bakmışlar. Kahvaltıdan önce şeyi de bakayım ben tam sporu. Birmingham Üniversitesi yapmış. Kahvaltıdan önce spor yaparsanız şunlar olmuş. İnsülin düzeyi
düşmüş. Güzel. İnsülini kaslara taşıyan proteinlerin miktarı artmış. Güzel. Bunların hepsini istiyoruz. O kasların insüline cevabı artmış. Bu da güzel. Bir bakmışlar ki yağ yakımı da kahvaltıdan önce spor yapanlarda daha iyiymiş. Daha fazla. Bunu gerçekten erkeklerde ciddi ciddi 6 ay çalışmışlar. Yine kalp damar sağlığı üzerindeki etkilerinin de fazlalığını sabah kahvaltının öncesinde mi görüyoruz yaptığımızda? Görüyoruz sporda. Ama şimdi orada bir soru işaretim, bir çekincem var. Yani kahvaltıdan önce spor yapmak sonra yapmaya göre daha iyi. Tamam. Evet. Ama bir çekincem var. Eğer yeni geçirilmiş kalp krizi ya da bir takım kalple ilgili sorunlarınız varsa sabah saatleri kortizon hormonunun en çok salgılandığı saatler olduğu için ondan kaçının. Onu unutmayın. Yani çekincem kalp hastalığı, bilinen kalp hastalığı olan kimselerde ya da riski olan kimselerde sabah o saatlerde yapmayın. Kortizon yükseliyor çünkü. Peki önemli bir soru da, ailede eğer şeker hastalığı varsa gelecekte de bizde olmaması için özellikle tüketmemiz gereken besinler nelerdir hocam diye sormuşlar. Hemen yanıtını alalım. Buraya bir şey, bunu silebilir miyim? Müsaade eder mi sayın yönetmenim? Artık işi bitti. Hocam. Şimdi soru çok güzel bir soru. Evet. Sevgili Çağla kardeşimi yormamak için ben soruyu bir de kendim tekrarlayayım. Diyor ki hastamız, gelecekte belli ki ailesinde şeker hastalığı var. Gelecekte ben şeker hastası olmak istemiyorum. Bunu riskimi azaltmak açısından ne tüketeyim diyor. Ben de ona şunu öneriyorum. Ne bu? Avokatin. Bak Çağla'nın bile yeni ilk defa duyduğu şeyleri yazmak nasıl hoşuma gidiyor biliyor musunuz? O da burada profesör oldu. Ama hocam biliyoruz bir avukatı da var. Ya bundan sonra vermeyeceğim. Ama lütfen dersime çalışıp geliyorum. Tamam. Çağla'nın en iyi tarafı oldu. Neden avokado tüketelim gerçekten? Evet. Önemli bir şey çünkü var. Şeker hastalığı. Avokadonun içindeki madde avokatin. Ne yapayım hocam, bana ne? Öyle değil. Bu avokatin denen arkadaş gidiyor pankreas hücrelerine. Diyor ki ben buradayım, hiç merak etmeyin. Niye onu diyor? Çünkü pankreas hücrelerini yaşlandıran toksinler var. O toksinler saldırıyorlar. Pankreas hücresini mahvettikçe de sizin şeker olma riskiniz ortaya çıkıyor. İşte avokatin bunu engelliyor. Dolayısıyla buradan söyleyelim. Eğer bir kişinin ailesinde şeker hastalığı varsa, kendi riskinin de tabii yüksek olduğunu bilerek kendi beslenme planına avokatin maddesini, yani avokadonun içindeki bu maddeyi mutlaka koysun. Avokado ile ilgili birçok şey duydunuz ama sanıyorum. Şunu söyleyeyim. Şurada verdiğim cevapların hepsi en fazla bir ay içinde yapılmış araştırma sonuçlarıdır. Hatta şunu da ona göre söylüyorsunuz yani. Hatta şunu da söylüyorum. Yeni bilgiler. Birçok meslektaşımın iş yoğunluğundan dolayı henüz şunlardan haberi dahi yoktur. Çünkü öyle kolay değil pat pat okumak. Evet. Biz de işte o sorumluluk çok önemli. Buraya geleceğimiz için dünyanın bütün son zamanlarda yapılmış çalışmalarını tarıyoruz. Onları sizinlerle baş başa getiriyoruz. Son olarak çok sorulduğu için bunu da sormak istiyorum. Hocam hepimiz zayıflamak için değişik yöntemler deniyoruz. Peki siz neyi öneriyorsunuz diye sormuş izleyenler. Ya benim az önce söyledim. Benim herkese önerim şu. Ya bütün hastalarımda onu yapıyorum. Türkiye'de de çok çok işe yarıyor. Bunu öbür geldiğinde söyledim. Biraz daha açacağım şimdi. Evet. Ne yazdım? 3-6-S. 3-6-S. Ne kadar kötü yazıyorum 5 o ya. Ha 5 mi? 5 bu. Pardon. O 5. 3-6-5 yöntemi. Şimdi biraz daha açalım onu. 3-6-5 yöntemi şöyle bir yöntem aslında. 2K-3-5K-6 parantez içinde 5 yöntemi. Yemin ederim öğreteceği derste zannettim kendimi. Böyle boş boş bakan öğrenciler vardı, şimdi, hiç anlamadım. Bu yöntem ne yapıyor? Bir kere ne yapıyor yöntem hocam? Hemen anlatalım. Bu yöntem şunu yapıyor. 1. 3 saatte bir acıktırır. 3 saatte bir acıkma. İkincisi kolay doyma. Üçüncüsü tatlı ve çikolata isteğinin tamamen ortadan kalkması. Çikolata isteği tamamen ortadan kalkıyor. Aslında tatlı ve çikolata istemiyor. Dördüncüsü kaçamak dediğimiz, ben diyorum ki hastaya git istediğin kadar pizzaya, hasta diyor ki hiç canım kaçamak falan bile istemiyor. Dikkat edin, hiç zayıflamadan bahsetmiyoruz. Bir tedaviden bahsediyoruz. Bu tedavide mesele şu, az önce bir şey anlattım ya, dedim ya sevdiğiniz yiyecekleri bulmalıyım, sevmediğiniz yiyecekleri bulmalıyım. Vücutta ağır metal var mı bakmalıyım, bir de olası
sizi riske sokacak hastalıkları bulmalıyım bulduktan sonra belli günlerde belli yiyecekleri yedirdiğim, tedavinin ikinci günü kaçamak yaptırdığım KO, 2 KO, üçüncü günü biraz miktar aşağı aldığım, beşinci günü tekrar kaçamak yapıp altıncı günü tekrar aşağı aldığım günde de 5 önlük bir liste. Peki rakamları tek tek okuyun. 3, 6, 5 toplam ne çıkıyor? 365 nedir? Bir yıl. En az bir yıl sürmesi gereken bir tedavinin adıdır ama yaptıkları siz bu tedaviyi bütün bunlardır. Öneriyorsunuz. Evet. Peki şimdi bir de şöyle bir çılgın açıkçası zayıflama yöntemi duydum son zamanlarda. Evet, onu da hocama soracağım tabii ki. Çünkü bu aralıklı orucu işte yatmadan belli bir saat önce yemek yemeyi kesmeyi hep konuşuyoruz. Az yemek yemenin veya vücudu aç bırakmanın öneminden bahsediyoruz ama 36 saat aç kalarak yapılan çılgın bir zayıflama yöntemi varmış. Hocamızdan dinleyelim. Bakalım yöntem, nasıl oluyor? Yöntemler tabii yöntemler insanları çıldırtıyorlar. Bir yöntem anlattılar. Çıktı, yayında çıktı. 36 saat aç bırakıyorsunuz insanı. 36 saat. Hiçbir şey yemek yok. Hayır. Hiç yemek var. Yemen ferahlık geldi. Sıvı mı? Sonra 12 saat sıvı. Sonra 12 saat diyorsun git ne yaparsan ye. Dana kes. Yani şeye tatlıcıya gir ne kadar ne varsa ye. Şey enteresan. Sonunda bakmışlar ki bu yöntem bu. Sonunda bakmışlar ki gerçekten bunu böyle yapanlar diğerlerine göre toplam ağırlıktan fazla vermişler diğer yöntemlere göre. Ama yağ ağırlığı çok fazla değişmemiş. Bir tarafı da olmuş. Demişler ki eski şikayetlerinin, işte kan şikayetlerinin bazıları düzeldi. Ama bazıları düzelmedi. Hmm. Bir yamuk bir. Bir de demişler ki bunu böyle çok gelişme çağındaki insanlara vermeyin. Bunu böyle çok belli yaşın üstündekilere de vermeyin. Bunu eğer bir kişi bir enfeksiyon hastalığı geçiriyorsa ona da vermeyin. E şimdi ona verme, buna verme, şunu verme. Bir de en önemlisi ya siz Türkiye'de 36 saat... Aç kalacak kimse bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Bunları yok, niye anlatıyoruz? Kesin. Bakın neler yapıyorlar. Yani ama gazı bize... gelip de aynen. Böyle şeyler yapmamanız için de aslında neler aynen olabileceğini öyle. Hocamızın anlatmasını aynen istediğim için sordum soruyor. Bir takım soruyor. Çalışmalar bize uyar. Uyar bazıları da uymaz. Kesinlikle kendinizi bunu bu şekilde zorlamalar yapmayın. Aynen. Gelelim uzun yaşamak için çok tercih edilen aslında adını çok fazla belki bilmiyoruz. Okinawa diyeti. Nedir bu Okinawa diyeti? Okinawa'yı biliyor musunuz? Japon denizinde... İnsanların çok mutlu yaşadığı, çok uzun yaşadığı, ortalama 85 yıl olan, yüzü geçenlerin çok olduğu bir yer. Bir kere temel olarak çok da fazla trafik yok. Şu anda ekranda evet, zaten. Aynen öyle. Şuraya bakar mısınız zaten? Cennet gibi. Biraz yani. İzleyin ya. O biraz hakikaten benim konuşmamdan başı ağrıyanlar da var. Biraz dinleyin. Şöyle bir, şöyle bir bakmak, of. Orada olduğunu hayal etmek var tabii ki de. Vallahi Türkiye'miz şey. De cennet aynen. Yani. Aynen. Aynen ama orada trafik yok. Orada trafik yok. Tabii orada böyle şey basit var. Çekişmelerle yani, bir yemek yok. Yani gereksiz bir stres herhalde yok. O gördün mü 170 metrekare ev almış biz hala 110 metrekarede oturuyoruz diyen falan yok. Onlar mutlu zaten. Evet, bir şekilde mutlu. Ama bunun altında bir beslenme planları var. Okinawa diyeti. Evet ve neden uzun yaşatıyor bu diyet? Şundan. Ne yatıyor altında? İşte enteresan bir şekilde Okinawa mavi zon dediğimiz bir zon var. Orada yaşayan 5, o zonda yaşayan 5 yerden biri. Mavi zon şu. Nedir hocam? Çevre kirliliği yok. Hmm. Hava kirliliği yok. Trafik derdi yok. Stresin en az olduğu insanlar pırıl pırıl bir ortam. Ve spor yapma olanağı çok fazla. Mavi zon bu. Mavi zondakiler bu nedenle uzun yaşıyorlar zaten. Yine önemli özelliği şu. Karbonhidrat neydi? Karbonhidrat unutmayın. İşte pasta, börek, çörek, un, şu bu şekeri en dışa alırsak. Enteresan bir şekilde karbonhidratı daha fazla alıyorlar. Hem de değil ciddi mi? Pirinç olarak. Falan bildiğimiz değil mi sürekli onlar? Ama bak pirinci daha az tutuyorlar. Mesela onların içinde. Ama yiyorlar. Okinawalıların Japonlardan farkı karbonhidratın içinde pirinç var ama Japonlar kadar çok değil. O da bir Japon yapısı olduğu halde çok yemiyorlar. Ama şu pirinci çok yiyorlar mesela. Ha siyah pirinci mi? Siyah pirinci. Hmm. Mar bir şeyin rengi siyah kırmızıya döndükçe ne diyoruz? İçindeki antioksidan miktarı artıyor. Başka yine en çok yedikleri şey bir yukarı çıkar mıyız arkadaşlar? Sebzeden önce karbonhidratlar vardı öyle hatırlıyorum ben. İlk sayfamız bu muydu? Karbonhidratı yüksek, proteini tamam, düşük bir diyettir Okinawa diyeti. Karbonhidrat yüksek. Ne var içinde? Tatlı patates. En sevdikleri işlerden bir tanesi. Evet sürekli ekmek tatlı yerine, ama Okinawalı ekmek yerine tatlı patates yiyor. Hmm. Çünkü tatlı patates her şeye rağmen hem antioksidan gücü, hem bağırsakları sindirme gücü, hem prebiyotik yani bağırsaktaki mikropları güçlendirme gücü çok fazla. Bu insanlar tatlı patatesi kızartmadan mı yiyorlarmış bunu peki? Bunu haşlamayla yiyorlar.
Kızartma yok arkadaşlar. Kızarttığınız anda ne oluyor? Daha önce de anlattık. İçinde gerçekten kanserojen maddeler çıkıyor. Başka bakın. Diyetlerinin %60'ı bunlardan oluşuyor. Evet. Tek tek gidelim. Bir bakalım. Deniz yosunu. Konuştuk. Deniz yosunu. Deniz yosunu. Gene çok fazla yiyorlar. Deniz levreği. Levrekle yosun bir arada neredeyse haftanın 5 günü yedikleri bir şey. Deniz levreği ile deniz yosunu bir arada. Deniz yosunun en güzel özelliği ne biliyor musunuz? Az önce hipotiroidi anlattık ya. Evet, evet. Hipotiroidi hastalar için bulabilirseniz deniz yosunu selenyum içeriğiyle en faydalı besinlerden bir tanesidir bulabilirsiniz. Devam edelim. Çok bulamadık biz de bulamadık. Hint kamışı filizleri onların hayatında var tabii ki. Yine devam edelim. Ha Japon turbu. Turp bizde de var. Ama farkı şu. Japon turbunun en önemli özelliği şu. Çok güçlü bir antibakteriyel. Ha. Yani bildiğiniz mikropları öldürüyor. Çok güçlü bir tok tutucu. Bizde de sarımsak var. Savaş açtım Okinawalılara. bizde olmayan çok şey onlarda da var. Unutma bir kere çevre koşulları da çok. Bizde de siyah ucumuz var değil mi? bu turpun beyazını düşünün. Hı. Üst tarafı biraz daha mor. Tok tutuyor ama. Mesela bu bizim havuç biraz daha acıktırır. Tam tersine de şeye veremezsiniz mesela. Şeker hastalarına çok veremezsiniz. Hocam ama, ekrandakine bakabilir miyiz? Bu harika. Bu aynen. Bak üst tarafı böyle pırasaya benziyor ama şeyi ince uzun. Üst tarafı biraz daha mor. Aynen bu. Japon turpu. Bulabilirsiniz. Var gördüm ben ama tabii ekonomi şu bu falan. Biz anlatmış olalım. Yani antibakteriyel özelliği var dediniz değil mi müthiş. Turp için? Mesela akneleri olan çocuklarınıza yedirebiliyorsanız salatalarını yapıp yedirin. Çok önemli çünkü aknelerin altında mutlaka bakteriyel enfeksiyonlar oluyor. Çok çok işe yarar. Kış geliyor. Kışın çok sık boğaz enfeksiyonu geçiriyorsanız Japon turpunu deneyin. Bulamadık Japon turpunu. Bizde muadil neyimiz var? Var ya kök sebzelerin hepsi bunu yapar mutlaka. Değil mi baktığımız zaman kendi turbumuz vesaire. Mutlaka. Ama bizim buradaki şeyimiz ne? Besin çeşitliliğini ne kadar arttırırsanız hem bağırsaklarınız hem psikolojiniz o kadar düzelir. Devam edelim arkadaşlar. Bizim devam şeyden, edelim. Başka hangisi bizim vardı? Bizim yapıdan devam edelim. Oradan anlatmaya devam edelim. Kavun. İşte bizde olanları da sayıyoruz. Kavun bizde. Onların da papayası var. O da papaya da kavura benzer bir besin. Onların Japonların en çok yediği. Bakın bize benziyor. Normal havuç da yiyor onlar mesela. Doğru. Onlar bamya yiyorlar. Bamya yiyorlar. O afiyet ben olsun. Ben mesela bamyayı çok sever misin? Çok severim. Ben bayılırım. Çok severim. Bir türlü sevemedim onu. Lahana yiyorlar. Her şeyini çok severim. Lahanamız var. Lahana yiyorlar ve az önce anlattığım gibi papaya, yeşil papaya, kavun gibi. Şimdi hayatlarının %60'ını bunları yiyerek geçiriyorlar. Sonra biraz daha az yedikleri bir şey var. Gelsin arkadaşlar. Onlar da gelsin. %33'ünü de... %33'ünde ne kavunlar. Yiyorlar? Bakın bunları arpayı, buğdayı çoğunlukla... Erişteyi çoğunlukla içlerinden en az pirinç ama bu dörtlü ne demek %33? Her gün yedikleri 3 öğünün en az 1 öğününde mutlaka bunlar oluyor. Ama az önce gösterdiğim gibi özellikle siyah pirinçten arpa müthiş bir besin. Bak arpa ya. Arpa ne biliyor musunuz? Kadınların böyle adet dönemlerinde falan şey olur. İşte kasılmalar olur, ağrılar olur ya da kas krampları olur. Arpa magnezyum içeriğiyle bunları en güzel azaltan maddelerden bir tanesidir. Onun için arpayı hayatınıza mutlaka sokun. Erişte ise benim en sevdiğim besinlerden bir tanesi. Biz de severiz. Biz de severiz. Acayip severiz. Yani burası bize benziyor. Bu güzel. Buradan ama yırttık. Bunlar üçte bir kadar. Çoğunluk neydi? Evet. Çoğunluk az önce saydıklarımdı. Devam edelim arkadaşlar. Uzun yaşam. Allah ne verdi onu yaşayacağız da. Ama biraz siz de katkıda bulunun. Bir sonraki gelsin arkadaşlar. Daha azlar ne yiyorlar? Onlar hayatlarında neyi daha az tutuyorlar? Onları göstereceğiz şimdi. Okinawalılar özellikle çayı bunun içerisine. Japonlar da öyle, Çinliler de öyle. Çayı çok fazla miktarda koyuyorlar. Yine daha az miktarda bakın dikkat edin et ürünlerini neredeyse saymadım bile. Çünkü hayatlarının %2'sini falan oluşturuyor. Yani o kadar net bir şekilde uzun yaşamla et ürünleri anlamında azlık var ki baharatları, tavuk suyunu vesaire hayatlarının sadece %1-2'sine sokuyorlar. Tavuk suları, et suları, etler son derece az. Sıvı olarak da çoğunlukla çay alıyorlar. Uzun yaşamakla ilgili ama sağlıklı yaşamakla ilgili Okinawa çok iyi bir Japon yapısı olarak çok iyi bir ürün. Onun için bugün buraya getirmek istedim sevgili Çağla. Harika. Peki şimdi biliyorsun ilaçlar sadece böyle bitkilerden değil hayvanlardan da elde edilebiliyor. Bir görelim mi? Şimdi bakın. Çok güzel bir şey anlatacağım size şimdi. İlki geldi gelelim. Çıngıraklı yılan Pit Viper. Siz hep bitkilerden elde edilir zannediyorsunuz ilaçları doğru. Değil mi? Hep burada evet. Öyle anlatılıyor. Bitkiler ilaçtır. Öyle değil. Ben size 3 tane örnek vereceğim. Bu gördüğünüz Pit Viper denen çıngıraklı yılan. Nasıl arkadaş? Beğendiniz mi arkadaş? Yakışıklı değil mi? Bu beğenmediğiniz arkadaş. İşte bu Pit Viper şu anda ekrana geliyor. Pit Viper'dan gerçekten Allah razı olsun.
Çünkü benim meslek hayatımda ta 1986'da bir tansiyon ilaç grubu çıktı. Captopril diye. Dönüştürücü enzim inhibitörleri. Ya gerçekten Allah razı olsun. Biraz öksürük falan yapıyordu ama tansiyonları toparladı. Kalp yetmezliğine çok iyi geldi. Sonra dediler ki bu tansiyon ilacı sizin o çıngıraklı yılandan elde ediliyor. Yaradan çok büyük. Bakın nerelerden. Şimdi başka bir şey getireceğim, daha da şaşıracaksınız. Hadi gelsin bakalım. Şimdi ne geliyor bakalım arkadaşlarımızdan rica edelim. Çıngıraklı yılanın dışında. Geldim. Vampir yarasa. Allah'ım öleceğim. Hiç ölmeyin. Gerçeği ve tıbbi şeyleri anlatıyoruz. Evet, vampir evet. Yarasalardan desmodoplaz denen bir kan sulandırıcı elde ediliyor. Kan nasıl bir dua ya, bu inanamıyorum aynen, yani. Çok etkili, çok işimize yarayan, çok işimize yarayan tıp da vampir yarasalardan elde ediliyor. Çok fazla sizi böyle tam yemeğe giderken dağıtmayayım diye bir örnekti ama tıbbın nerelerden neleri elde ettiğini, ona saygı duymak anlamında da ve Yaradan'ın bize verdiklerine saygı duymak anlamında da iyi bilmek lazım. Hadi gelsin biraz daha şaşırın bakalım. Allah. Bakın bir şey daha geliyor. Bakalım başka nelerden bugün elde ediyoruz. Bugün enteresan şeyler görüyoruz. Aynen. Geldi nelerden? Kendisi. Ve geldi. Arkadaşlar, dünyada 60 tane mi ne kertenkele cinsi var. Bunlardan 2 tanesi zehirli sadece. Şimdi bu kısmını gören mesela mesela şu anda bize bağlandı. Ne anlatıyor ya hoca, iyice sapıttı. Kertenkeleleri falan anlatmaya başlamış. Buna Cila canavarı deniyor. Bu Cila canavarı var ya, bizim diyabet ve zayıflama, ben kabul etmiyorum onu ama diyabet yani şeker hastalığının tedavisinde kullanılan egzenatit adlı, bu şey isimleridir, herhangi sakıncası evet, yok. Evet. Preparat isimleri değil. Jenerik isimleridir. Hangi hastalığın tedavisinde? Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan egzenatit adlı ilacı şu gördüğünüz bilç hakikaten Cila canavarı denen kertenkeleden yapıyor tıp. Neyin nereden geldiğini de bilelim yani. Aynen gerçekten öyle. Yani. Sadece bilelim. Bitkilerden değil. Ben sadece 3 örnek ver. Daha neler var da hani çok fazla uzatmamak için. Böyle hem, birkaç hem bizi tıp, şaşırtan detayla yine karşınızdayız. Aynen hem tıp alemine saygı duymak anlamında evet. Hem de hem insanlar... Aslında dünyanın en tehlikeli canavarları. Bakın o canavarlardan bile bizim hayatımız için çok önemli ilaçlar elde ederken biz besin zincirinin en tepesinde yer alan en tehlikeli öldürücü olan insan topluluğuyuz. Birazcık kendimize dikkat etmemizde fayda var. Yaradan'a evet. Şükürler olsun diyorum ben bu kadar şeyi gördükten sonra. Kesinlikle öyle. Ağzına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak hemen sana çok tabii. Sorulduğu için bu soruyu hemen araya koymak istiyorum. Tabii. Uykusuz kalmak gerçekten kilo alma nedeni olabilir mi? Şahane. Altında neler yatıyor olabilir? Şahane. Piriform korteks var, bir de insula var. Bana ne dediniz. Haklısınız. Endokanabinoidler var. Ya hocam bırak Allah aşkına dediniz. Haklısınız. OG2 var. Ya hocam saçmaladın dediniz. Şimdi bunların hepsini biliyor musunuz? Bunların arasındaki ilişki bozulursa endokanabinoid denen bir madde açığa çıkıyor. Tamam buraya kadar bana ne dediniz. Şimdi sizin ilgilenen kısmını söyleyeyim. O endokanabinoidler var ya size en çok ne istetiyor biliyor musunuz? Hamburger menüleri. Ay, yapma. Siz hamburger menü yiyorsunuz oysa ki bize uykusuzluk geldi. Nedeniyle bu söylediğim sistemin içerisindeki oluşan bozukluk bu endokannabinoid 2 OG AG maddesini açığa çıkarıyor ve siz acıktıkça daha çok bu madde nedeniyle uykusuz kalıp acıktıkça daha fazla ay ikisi de birbirini tetikliyor gibi aslında değil hamburger mi? Yiyorsunuz. Gidin bakın hamburger yiyenlerin birçoğunda hepsinde elbette değil. Aslında ya ben çok hakikaten ya çok da rahat uyku uyuyamıyorum. Abi uykularım da çok rahat değil diyen insanların olduğunu göreceksiniz. Onun için iyi uyumanın bir sürü faydasının yanında hamburgeri de az yedirme faydası varmış demek. Harikasın. Kocaman alkışlar rica edeyim mi Doktor Gülten Tübüler için? Hocam bugün sizi çok yordum. Estağfurullah. Ama çok güzel bilgiler verdiniz. Çok iyi veriyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Sen sağlıklı ol. Önemli işler yapıyorsun. Hepimiz. Bütün insanlar sağlıklı olsun. Bütün çabamız bundan. Gerçekten insanları mutlu ve sağlıklı gördükçe biz çok keyifli oluyoruz. Hele de ona biraz bizim katkımız oldukça bayağı bir havaya giriyoruz. İyi ki varsınız hocam. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla'yla yeni bir gün yeni konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet Çağla.
kanalı Yeni Bir Gün devam ediyor. Yeni konumuzla birlikteyiz. Medikal Estetik Hekimi Doktor Hüseyin Tırman bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de. Çok teşekkürler. Tekrar. Sağ olun hocam. Çok çok merhaba. Zor şartlarda bizi kabul ettiğiniz için de ben ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hocam ilk olarak dilerseniz ameliyatsız yüz gençleştirme tekniği nedir? Nasıl uygulanır? Hepimizin Peki. kafasında ufak tefek korkular da var bu konuyla ilgili. Dilerseniz açıklık getirelim. İsterseniz biraz başka yerden başlayayım. Ben sizi de bugün çok konuşturmak niyetinde değilim. şu aslında ameliyatsız yüz gençleştirme ile ilgili yaptığımız neredeyse her şey bu. Ama yüz germe ile ilgili yeni teknikler var. Çünkü ameliyat yüz geren, yüzün fazlasını, cildin fazlasını alan bir teknik. Evet. Ama biz bunu almadan da başka bir şey yapabiliyor muyuz? Cildi küçültebiliyor muyuz? Evet, evet küçültebiliyoruz artık. Nasıl? Cildi yaklaşık 18 derken alan germek olarak. Değil mi? Şöyle söyleyeyim, sizin üstünüzde çok güzel bir elbise var. Anladım. Ama sizin ölçülerinize göre sanırım biraz rötuş görmüş. Yani sizin üzerinize tam oturması gerekiyor. Cildimiz de zaman içinde gevşiyor. Yani cildimizin ana iskeletinin üstüne tam oturamıyor. Evet. Bunu oturtamazsak o zaman iyi gösteremiyoruz. Doğru. Biz bunu ameliyatsız olarak küçültebiliyor muyuz fazla cildi? Evet, onu anlatıyoruz zaten bizim işimizde. Bir parçası da bu. Cildin altında jelatin kıvamında bir tabaka var. Bu tabaka yüksek sıcaklıklara 56 derecenin üstünde ve 65 derecenin üstünde farklı bir şekilde cevap veriyor. Bu elbiseyi yüksek sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkadığımızı düşünün. Nasıl küçülüyorsa lifleri. Evet. Benzer bir etki görüyoruz. Bu ısının uzun vadede de ayrıca kendi kolajenimize artırıcı bir etkisi de var. Dolayısıyla biz doğru yeri doğru şekilde ısıtabilirsek cildi küçültüyoruz. Önceden bunu yukarıdan yapmaya çalışıyorduk. Yukarıdan yaptığımızda lazerler, belli radyo frekanslar gibi bunları yaptığımızda cilt 50 derecede yanıyor. Ama 50 derecede yanan bir şeyin altını 65 derecede ısıtmak mümkün mü? İleri bir teknoloji bu ama artık mümkün ve biz bunu cilde bir şekilde zarar vermeden de aşağıya ısıtabiliyoruz. Aşağı ısıtarak yapıyorsunuz. Enteresanmış. Şimdi hemen aklıma o zaman güneş bizi ısıttığı zaman neden aynı etki olmuyor i̇şte diye bir dışarıdan çok ısıtınca evet, yanıyoruz. Evet, yanıyor. Güneşte de yanıyorsunuz. Peki şimdi kalınca. Son trend anladığım kadarıyla endolift lazer ağı. Nedir hocam bu? Bu az önce söylediğimi yapmak için saçınızın kılı kadar ince fiberlerle yani lazerlerin başlıklarıyla cildin içine giriyoruz. Ve ihtiyaç olan yerlerde biz o fazla gelen cildi ısıtarak küçültebiliyoruz. Peki bunun ip ile yüz germe arasındaki farkı nedir onu biraz anlatın İp geremiyor. İp Nasıl? Alıp başka bir yere taşıyor yüzünüzün fazlasını. Ama yine de biz gerginlik görüyoruz ya hani. Gerginlik biraz ipin sizin yüzünüze verdiği ekstra hacim ve onun etrafına gelen savunma hücrelerinin o bölgede onu uzaklaştırmaya çalışmasıyla ilgili. Çünkü ipin alıp başka bir yere taşıması aynı kıyafetiniz gibi düşünün. Eğer bu benim gömleğim büyükse ben bunu alıp böyle çekersem bunu germiş olmuyorum. Sadece belli bir alana sıkıştırmış oluyorum. Cildinizin fazlası iplerle maalesef küçülmüyor. Peki tam olarak nasıl yapılıyor? Yani neler hissediyor atıyorum hasta yapılırken? Sonucunu ne zaman görebiliyoruz? Anında gösterebildiğimiz bir sonuç var. Aynı çamaşır makinesinden kıyafeti çıkardığımız gibi. Ama birazcık da kolajen yanıtlarını bekliyoruz. 6 aydan sonra hastalarımız çok daha güzel oluyor. Hissiyat şu, lazer epilasyona benzer bir hissiyat. Lazer epilasyona benzer bir hissiyat. Isınmada biliyorsunuz orada da kıl köklerini ısıtarak yok ediyoruz. Etkilerini hem o gün görüyoruz hem de hemen daha başlıyor, sonrasında evet. yavaş yavaş görmeye evet. başlıyoruz. 6 ayın sonunda mı tam olarak görmeye başlıyoruz? Yok, aslında bir seneye kadar bu etkilerin kadar yavaş yavaş devam ettiğini görüyoruz biz kendi hastalarımızda. Yaklaşık bir yıl önce getirmiştik bu tekniği. Benzer bir tekniği biz daha önce başka radyo frekansla yapıyorduk cildin altına inen yine. Ama onun başlıkları birazcık hastanın ertesi günü ve 1-2 ayını iyileşme dönemiyle aldığı için çok tercih edilmedi. Yani hastalarımızın iyileşme dönemleri günlük hayatlarını etkiledi. Biz şimdi artık günlük hayatı etkilemeden ertesi gün ya da ertesi gün yayına gelebileceğiniz şekilde biz bunu yapabiliyoruz. Peki kalıcılığı ne kadar sürüyor? Kalıcılık şöyle bir kavram. Kişiden şimdi, kişiye değişiyor mu? Aynen. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki benim ikiz hastalarım bile aynı işlemden aynı sürede mutlu olmuyorlar ya da aynı işleme ihtiyacı olmuyor. Yüzünüz üç boyutlu düşünmemiz gereken bir alan. Biz sadece pastel boyalarla ya da bir paletteki boyalarla resim yapmıyoruz. Bu resmin altında başka unsurlar var. Kemikleriniz yaşlanıyor, yağlarınız yer değiştiriyor, azalıyor, artıyor. Kaslarınız var. Onun dışında cildin kendi kalitesi var. Hani genişliğinin dışında. Bütün bu parametreleri doğru değerlendirmek gerekiyor ki ben sizin yüzünüzde o üç boyutlu olarak sizi mutlu edecek tabloya ulaşabileyim. Eğer bunlardan biri eksikse, ikiz kardeşiniz bile olsa, atıyorum yanaklarında volüm eksik ya da işte onun çocuğu biraz daha huysuz, iyi uyuyamadı, göz çevresinde başka problem var. Aynı sürede kullanmasını beklemiyorum. Ya da şöyle söyleyeyim, şu anda çok gençsiniz. Bir 20 yıl sonra ben bunu size yapsam aynı sürede de kullanmanızı beklemiyorum.
O zaman bile değişiyor aynen, aslında bütün ki. Elastikiyeti, tabii. her şey. Peki her tekrarını şey. Ne kadar sürede bir yaptırmak gerekiyor? Az önce anlattım. İhtiyacınız ne zaman olursa. Yani bir ama sene sonra da olabilir. Ama bu ihtiyaca kim karar veriyor hocam? Siz ve aynalar. Ha, aynalar. Siz ve aynalar. Yani ben bir şekilde kliniğimizde çok güzel 3 boyutlu görüntüleme sistemleri ve cildinizi matematiksel olarak analiz eden görüntüleme sistemleriyle sizi biz zaten geldiğinizde analiz ediyoruz. Bu analiz sizin bir sonraki gelişinizde nelerin iyi, nelerin kötüye gittiğiyle ilgili beraber konuşacağımız ve ekranda görebileceğimiz bir fikir veriyor bize. Aha. Üstüne bu programlarla birazcık da simülasyon da yapabiliyoruz. Yani sizin yüzünüzde birazcık bunu şöyle değiştirsek nasıl olur konuşmak da gerekiyor. Evet. Onu da gösterebiliyoruz. Birebir aynı olmasa da bize fikir verecek şekilde. Dolayısıyla hani resim aslında her gün değişen bir resim yüzünüzde. Doğru. Özellikle hanımlarda bir de biliyorsunuz. Menstrüel bir periyot sistemi var. Belli ayın dönemlerinde şiş oluyorsunuz, belli dönemlerinde iniyorsunuz. O zaman bile, ay içinde bile yüzünüz değişiyor. Evet. Dolayısıyla biz en ideal resmi, en ideal şekli bulmak için zaten beraber karar veriyoruz sizinle. Peki endolit kimlere uygulanır? Ya da belli bir yaş sınırı var mıdır? Şimdi 20 yaşında çok kilo alıp verdiyseniz, yani aslında. İşte 20 yaşında çok kilo alıp verdiyseniz cildiniz ister istemez elastikiyetiyle ilgili sorunlar kaplayacaktır. Yani 20 kilo vermiş birinin yüzü artık cildi yüzüne büyük gelmeye başlar. Bu 20 yaşında da yapılabilir. Hmm. Ama asıl hepimiz gün be gün belli yaşlardan sonra özellikle 35'ten sonra çok ciddi elastikiyetle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Ve bunları tamamlamak için her yere de değil, belli bölgelere de uygulanabilir. Mesela ameliyatsız bir göz kapağı düzeltmesi de yapılabilir endoliftle. Gözaltı torbalarınız ve oradaki botoksla düzeltemediğimiz cildin fazlasından bağlı kırışıklıkları da düzeltebiliriz. Ya da dudak üstündeki sigara çizgileri de yine bir elastikiyet sorunudur. Orada da biz bu teknolojiyi kullanıyoruz. Her yerde de olması gerekmiyor. Yani size belli bir alanda da destek verebilecek bir teknoloji bu. Diğer taraftan da biz endolifti hani herkese yapmak istemiyoruz. Gerçekten ihtiyacınız var mı? Gerçekten size bir faydası var mı? Ve sorun gerçekten cildinizin fazlası mı orada bizim düzeltmemiz gereken? Bunları doğru karar verebilirsek aslında siz de her zaman bu teknolojilerden faydalanabiliyorsunuz. Peki hocam Simon dolgu nedir mesela? Nasıl oluştu? Simon dolgu şöyle. Çok duyuyoruz ama Simon nedir? Simon Kim Kardashian'ın doktoru. Biz geçen sene beraber çalıştık onunla. Onun uyguladığı özel bir teknik. Hocam anlatın biraz ya. Azıcık dedikodu verin. Özel bir teknik ve özel bir içerik var. Yani belli Simon alanlar. Doktoruna Doktor Simon'dan bahsediyor evet, değil mi? Bildiğimiz. Evet. Simon'un dolgusu işte ben onu alıp o bizim geldim. O Simon ya. Sizin Simon. Ne hocam? Evet Simon'un işte tekniği özel bir teknik. Cildin farklı katmanlarını farklı şekilde uygulanan ve içeriği de daha dayanıklı. Yani 2 yıl kadar kullanabileceğiniz bir dolgu. Bu farklı alanlarda işte çene köşelerini biliyorsunuz tekniğini zaten takip ediyor birçok insan evet, Türkiye'de. Evet. Onun tekniğiyle farklı alanlarda biz daha dayanıklı ve yüzün altın oranlarını yakalayabilecek şekilde bütün yüzü düşünerek yaptığımız bir dolgu sistemi bu. Peki yani normal mesela şu anda yapılan standart dolgulara göre Simon dolgusunun nasıl bir farkı var? Yani hem İçeriği görünüş biraz olarak farklı, hem içerik olarak ve hem kullanım farklı. Süresi olarak mı? Onları birazcık kullanım açalım. Kullanım süresi birazcık daha uzun. Dediğim gibi 2 yıla kadar minimum 2 yıldan daha uzun süre. Kendisi 7 sene diyor ama ben hani 7 senelik bir deneyim olmadığı için 7 sene çok iddialı bile. Evet. Ben 2 yıldan daha uzun süre kullandığını biliyorum kullanan hastaların. İkincisi teknik farklı. Yani sadece cildinizin belli bir alanına bir patates yumurta koymaktan bahsetmiyoruz. Tabii. Bütün yüzünüzün oranlarını ölçerek nerede ne kadar dolguya ihtiyacınız var. Bütün alanlarda biz destek vermeye çalışıyoruz. Yani şakaklarınız bir parça isteyebilir, göz çevreniz isteyebilir, çene köşeniz. Onun dışında burnunuzu biraz yukarı almak olabilir. Dudaklarınıza birazcık çok minik olabilir. Minik detaylar değil mi bunlar ama aslında doğru ifadeyi bile bulmak. Çok tabii. Değiştiren detaylar. Şimdi güzel bir yüze 6 aylık çocuk bile diğer yüzlerden daha uzun süre bakıyor. Bir matematik hesabı yapması mümkün mü? Hayır. Ama güzel bir yüz bizim ideal oranları, altın oranı yakalayan yüzler aslında. Dolayısıyla biz de sizin yüzünüzü en ideale getirmeye çalışıyoruz. Ha, biraz da şunu anlatmak lazım. Hani bizim elimizde sihirli değnekler yok aslında. Bu tekniklerin hepsi parça parça ama öyle şeyler eksikleri beklemiyor doldurma. Hocam sizden tabii değil mi? Evet. Bir sihirli değnek değsin istiyor tabii ki. Bozuk ama bu arada onu da hani söyleyeyim bir ara bozuk. Değil mi? Peki hocam Simon mezo tekniğini birazcık anlatalım. Normal bu mezoterapiden farkı nedir? Şimdi mezoterapiler çok karışık. Yani çok insanlarda karışık, evet. Kafası o kadar karışık ki şimdi mezoterapi deyince insanlar sadece bir şeyi algılıyorlar. Cilde yapılan iğne. Vitamin diyebiliyorum ben mesela. Yani aslında o kadar geniş bir içerik ki yani mezoterapi saçta sizin saçınızı güçlendirmek için kullanabilirken yüzünüzde
cildinizin işte lekesi varsa onun için kullanabileceğimiz, birazcık cildinin kalitesini artıracağımız ya da eksik bir şey varsa onu vereceğimiz bir şey olabilir. Hı hı. Bacaklarınızda da selülit için kullanabilir. O kadar geniş bir alanı var. Hı hı. Dolayısıyla mezoterapide asıl belirleyici olan onun size göre hazırlanmış ve ihtiyacınıza yönelik bir içerik olması. Simon Mezo'da böyle bir içerik şu, biz en çok cildimizde nemi tutacak olan bu sünger gibi, mıknatıs gibi olan hyaluronik asidi kaybediyoruz. Dolayısıyla doğru, bu kayıbı yerine koymak lazım. Bu pür hyaluronik asit. Yani içine onu bunu şunu karıştırıp vitaminlerle falan zenginleştirmek anlamlı mı? Herkes için değil. Evet. Ya da şu, gerçekten biz bunları yaptığımızda verdiğimiz hyaluronik asit oranı düşüyor cildinize enjekte edebildiğimiz. O zaman asıl hedefimizden de uzaklaşmış oluyoruz. Biz Simon Mezon'un içine özel farklı iki tane FDA onayı almış cildin kolajenini artıran ürün koyuyoruz. Çünkü neydi en büyük sorunumuz? Gevşemek. Evet. Ama biz buna da engel olmak için belli periyotlarda insanlara hem hyaluronik asit hem bunu kişinin veriyoruz. Kişinin yüzünün ihtiyacına göre onu birazcık mezoterapinin içeriğini de kişiselleştiriyorsunuz diyebilir miyiz? Ama aslında ben bir terzi gibi çalışıyorum. Yani evet, sizin üstünüze uygun bir kostüm dikemiyorsam evet, benim en iyi işi yapmam, en güzel cihazı kullanmam, ne kadar bilgili olmam, titrim hiç önemli değil. Evet. Neye göre mesela mezoterapi yaptırmamız gerekiyor? İşte biz dediğim ne gibi hissetmeliyiz ki yani ben artık gideyim şu mezoterapimi yaptırayım dememiz gerekiyor. Çünkü o kadar çok şey var ki şimdi hangisini yaptıracağız sorusu insanın kafasında oluşuyor. Evet ya, yani çok da ciddi bir bombalama var. Evet. Yani buradaki önemli olan sizin cildinizle ilgili hyaluronik asidi kaybediyoruz. Evet. Hyaluronik asidi belli periyotlarda. Nasıl belli periyotlarda? Bazı hastalarda 4 ayda bir gerekiyor, bazı hastalarda 6 ayda bir biz bunu yapıyoruz. Onun dışında hyaluronik asit dışında da dediğim gibi kolajeninizi artıracak bir özel içeriğimiz var onun içinde. Bunu veriyoruz. Ha onun dışında lekeniz varsa biz zaten bu Simon Mezo ile onu halletmeye çalışmıyoruz. Onun için başka bir program gerekiyorsa ona fokuslanıyoruz. Ama bu söylediğimiz sağlıklı bir insanın düzenli olarak eksiği yerine koymak gibi. Önümüzde bir su var. Niye? Çünkü su içmek zorundayız. Eksiğimizi tamamlamamız lazım. Burada sıcaktan terliyorum ben. Suya daha çok ihtiyacım var. Ama siz işte hyaluronik asidiniz daha erken bitiyorsa 4 ayda bir geliyorsunuz bana. Anladım. Cildimizin de bu suyu almaya ihtiyacı var. Evet. Nasıl? Nemlendirici. İçeride bunu tutacak bir molekül yoksa hyaluronik asit buharlaşır nemlendiriciniz. Evet. İçtiğiniz su tuvalete gider. Yine cildinizin en üst katmanında hiç damar yoktur. O kadar orası su içiyorum gelmez. Cildim kuru kalıyor diyenler için aslında aynen, değil mi? Bu güzel bir açıklama aynen, oldu hocam. Aynen. Peki tabii burada hekim seçimi önemli. Kime yaptıracağız sorusu çok çok önemli. Teknolojik gelişmelerde mesela uygulayıcı hekimin mesela önemi nedir? Bence zaten hani burada en önemli şey ne yaptığını, neye ihtiyacı olduğunu ve gerçekten karşındakinin ihtiyacına göre bir evet, tedavi planı yapılmak. Yani sizin yaşınızda çok ihtiyaç olmayabilir benim gibi bir insan ama yaşlanmak çok kaçınılmaz bir şey. Her sabah bir gün daha eskiyerek uyanıyoruz. Neden belli şeyler azalıyor. Mesela hani dediniz ya her gün bir yaş daha genç yaşlanıyoruz diye. Yaşlanan kadınlara özellikle cildimiz için mesela en çok neler önerirsiniz? Ama yaşlanmak zorundayız. Tabii canım. Yani kaçınılmaz. Şimdi siz yaşlanmazsanız bu programı ileride başka biri sunamaz. Ya da sizin kadar donanımlı biri hep devam ederse yeni nesiller geri kalır. İnsanlık ürüyemez ve yok olur. Yani o yüzden yaşlanmak zorundayız. Bizim derdimiz sizi kaliteli ve daha evet, doğru yaşlanmaya bize düşen sağlamak. Görevler neler aslında? Tabii ki siz müdahalelerde bulunuyorsunuz ama. Sizin programınız çok geniş zaten. Burada işte beslenmeden evet, insanların yapmasına gerekene kadar her şeyi anlatıyorsunuz. Hı hı. Benim işim sadece şu. Yanlış olanı eski yeni düzeltip yerine koyabilmek. O yüzden hani çok genel tavsiyelerde bulunursam herhalde haddimi aşmış olurum diye düşünüyorum. Estağfurullah. Peki hocam bazı ciltlerde mesela gözenekler çok açık oluyor. Gençlerde de özellikle bu problemi çok fazla görüyoruz. Gerçekten genişlemiş olan gözenek tekrar sıkılaşabiliyor mu? Soru şu, neden genişledi? Neden genişledi? Soru şu, tekrar evet, daralabilir mi hocam? Genişlemenin sebebi içeride bir su yoksa az önce söylediğimiz hyaluronik asit, nemi alabilmek için cildiniz porlarını büyütmek zorunda kalır. Por yani, dediğimiz şey gözenek. Gözeneği büyütmek zorunda kalır. Dolayısıyla içeride nemi tutacak bir şeyi koyduğunuzda bile cildin bir parça gözenek tedavisine yapmış olursunuz. Doğru nemlendirmiyorsanız yine kuruluktan gözeneğiniz genişlemiş olur. Bütün bunların dışında cildimizin üstünde bizi korumak için cildimiz çok güzel bir zırh ve çok akıllı bir sistemdir. En üstünde hiç damarsız bir alanda gittikçe keratine dönüşen bir deri hücrelerimiz var. Evet. Bu keratinler belli bir zamanda birikir ve orayı kapatır. Dolayısıyla dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya geçişi engellediğinde yine gözenekleriniz büyütür. Onu da azaltmak gerekir. Soru dediğim gibi gözenek neden büyüyor? Eğer bunu neden büyüdüğünü biliyorsak tedavi etmek çok kolay. Çünkü cildiniz çok akıllıdır. İhtiyaçlarını yerine koyduğunuzda tekrar eski haline çok kısa sürede gelir. Peki bu özellikle soruyu sizler için soruyorum. Gıdadaki gevşeme ve sarkmalar için şu anda ne gibi çözümler sunuyorsunuz bize? Şimdi gıdı bizim için çok önemli çünkü son dönemde sadece yüz ovali konuşuyoruz. Ya gençlerde de olabiliyor gıdı evet, mesela. Neden oluşuyor orada bir yağ? Genetik kitlesi olabilir. Benim de mesela genetik bir gıdım vardı. İşte bu işin içinde olunca küçük küçük artık nimetlerinden yok, ben de faydalanıyorum. Hı hı. Şimdi burada yağ olabilir. Şimdi biz yağla ilgili
yağ kırmak konusunda çok iyiyiz. Yani ben 15 sene önce de buradaki yağları çok güzel eritebiliyordum. Ama eritmek iki boşalmış bir keseye çeviriyor burayı. Tabii doğru. Sıkılaştıramıyorsak eritmek tek başına olmuyor. Bu sefer daha fena. İşte bunun için enjeksiyonlardan tutun da şimdi soğuk lipolizlere kadar her şeyi yağ eritebiliyor. Ama bizim işimiz eritmek değil. Sorunu kökünden çözmek istiyorsak sıkılaştırmak. Dolayısıyla buna uygun da yağ varsa yağla beraber o yağı etkileyecek sistemler. Yağ yoksa da cildin o bazen çene köşemiz erir. Burayı bile düzeltmek gıdımızı düzeltir. Minik bir dolguyla. Bazen çenemiz genetik olarak küçük ve geridedir. Burayı düzeltmek gıdımızı düzeltir. Bazen de bu bölgede sadece cildin sıkılaşması için işte az önce konuştuğumuz endolift gibi sistemlerle fazla cilt varsa ona gitmek lazım. Evet. Bütün herkesin sorması istediğim bir soru var sizin de dahil. Bu neden oluşur bu sorun? Eğer bu neden oluştuğunu bilebiliyorsam, evet, bulabiliyorsam size aslında çok yardımcı olurum. Aslında hepsi için aynı şeyi söylediniz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlar rica ediyorum doktoru sevişirmen için. Hocam beraber mutfağa geçelim dilerseniz. Şefimizin yanına gidelim. Mis gibi kokular gelsin demiştim zaten. Geldi. Çok da güzel geldi. Bir anlatır mısın neler yaptın? Siz orada yılanlarla, kertenkelelerle uğraşırken ben burada size 3 çeşit çok güzel görünüyor. Peynirli girit ezmesi yaptım. Of, fesleğenli. Muhteşem görünüyor. Dereotlu peynirli muffin yaptık. Evet. Kuru erikli vegan bir kek yaptım. Vallahi ellerine sağlık. Bugün bizi afiyet tatlıya olsun da doyurdun, tuzluya da. Kocaman afiyet bir alkış rica ediyorum sevgili Bilal için. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Bir hatamız olmuşsa affola. Yarın daha da iyi bir şekilde karşınızda olmak üzere. Şimdilik kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.